Örgüt, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Dinleyen herkese, Mesut'a ve Hakan'a. Teşekkür ederiz abi. Şimdi kısaca ben bu yayınımızdan bahsedeceğim. Design Ghost'un her hafta yaptığı podcast yayınlarından bir tanesindesiniz arkadaşlar. Bu haftaki konuğumuz Örgüt Çaylı. Örgüt Çaylı'nın benim açımdan önemi ve şeyi var, yani bir tanışıklığımızın hikayesi var. Şöyle ki, şimdi biz okulda, Güzel Sanatlar'da okurken Örgüt o zamanlar tabii Türkiye'deki en ünlü, yani ilk öncü sanat yönetmenlerinden biriydi. O dönem biz böyle grafik tasarım dergilerinde çeşitli internet sitelerinde Örgüt'ün röportajlarını, Örgüt'ün işlerini görürdük. Vay be derdik, adam ne kadar iyi, ne kadar güzel işler yapıyor falan. Derken işte ben mezun oldum ve makinelik sonunda staja başladım, bir 8-10 kişi. Tesadüfen o dönemde Örgüt ve ekip arkadaşları Makkenerikson'a transfer olmuşlardı ve orada Örgüt'le tanışmıştık. Orada başlayan bir tanışıklığımız var Örgüt'le ve öyle şimdi bugünlere kadar geldi. Epeydir de konuşmuyorduk zaten. Bu yayın vasıtasıyla tekrar onunla sohbet etme imkanı bulacağım için de mutlu hissediyorum. Şimdi Design Ghost'tan kısaca bahsedeceğim. Örgüt, şimdi yayının yeni açanlar veyahut da daha sonra arşiv olarak bu yayınlar YouTube'da yayınlandığı için başlangıçta arkadaşlar Design Ghost'u da bir bilsinler istiyorum. Şimdi Tamamdır Design tabii ki. Ghost'ta biz Discord grubu olarak aslında bu yayınları yapıyoruz. Yani Discord'da sen de yeni katıldın, gördün buradaki alemi. Ciddi bir kitlemiz var ve bu kitle kendi arasında her gün etkileşim halinde ve burada ciddi bir habitat oluştu. Biz bu habitatın içeriği ve habitattaki insanları ileride daha kurumsal bir yapıya taşımayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Bu sadece Design Ghost'un podcast ayağı. Bunun yanında bizim eğitimlerimiz var. Bunun yanında bizim söyleşilerimiz olacak. Video içeriklerimiz olacak. Yani geniş bir alana yayılacak yaratıcılıkla ilgili bir vizyon ortaya koyuyoruz aslında ve burada bizi destekleyen bir sürü katılımcımız var. Öyle yani, uzun hikaye. Şimdi bunları konuşuruz. Çok çok güzel bir hikaye. Yani tebrik etmek istiyorum ben de. Bu güzel bir girişim. Yani dün de biraz konuşmuştuk seninle. Çok Evet. kulağa iyi geliyor. Bir de ya sanıyorum Türkiye'de pek böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Hani belki de ben bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla yok. Hani Yok yok, yani bizim gibi bu böyle. anlamda değerli bir girişim bence. Eyvallah. Umarım seni de ileriki dönemlerde Design Ghost'un çeşitli alanlarında göreceğiz. Senin tecrübelerinden yararlanmak isteyen bir sürü arkadaşımız var. Bu Teşekkür etkileşime ederim. devam etmek istiyoruz yani. O yüzden zaten aslında bizim podcast'lere yer verdiğimiz insanlar ileride Design Ghost'un ana kadrosu. Yani bizim ustalarımız olacak isimler. O yüzden sen de o ustalardan birisin. Şimdi ben bunu Oo, söyleyeyim. çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani Eyvallah. düşünmeniz beni çok mutlu etti. Eyvallah. Örgüt, ne yapıyorsun? Peki şimdi şöyle başlayalım abi. Yani sağlığın sıhhatin yerinde anladığım kadarıyla. Biraz yayın öncesi hani bir 10 dakika bir test yayınında bunu konuştuk zaten. Her şey yolunda görünüyor. Şimdi şöyle başlayalım o zaman. Direkt bizim böyle bir geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe sorularımız oluyor. Ben biraz böyle bunları bir kurgu haline getiriyorum ama şimdi konuyu açalım. Bize biraz neden ve nasıl reklamcı olduğundan bahseder misin Örgüt? İlk önce seni bir insanlar hani senin ağzından bir tanısınlar. Yani bu biraz şey bir soru, zor bir soru. Nasıl reklamcı oldum, nasıl tasarımcı oldum açıkçası bilmiyorum. Yani bir anda kendimi böyle buldum. Yani ben çocukken, yani çok küçük yaşlarda da hani çizen, işte böyle hani iyi çizdiği söylenen falan bir çocuktum. Okul hayatım boyunca da, yani ortaokulda ve lisede de hep böyle bir işte çizmekle, yaratmakla vesaireyle hep bir iç içeliğim vardı. Ama hani ailemden bana yol gösterecek, yani ailemde benim böyle hiç kimse yok. Yani uzak yakın ailemde hiçbir bana bu şekilde "aa ben de onun gibi olayım" diyebileceğim kimse yok. Yani dolayısıyla ben bunları biraz içgüdüsel olarak yapıyordum ve hani bunun bir meslek olduğunu farkında bile değildim açıkçası. Yani ben lise yıllarımda da, ortaokul yıllarımda da hep böyle bir işte dergi çıkartma, o dergiyi tasarlama, ona işte yazmak, çizmek hayalleriyle falan dolu bir adamdım. Ama mesela grafik tasarımcılık diye bir meslek olduğunu bile bilmiyordum açıkçası. Yani çok daha sonra hani bunun bir meslek olduğunu, bunun profesyonelce yapıldığını, bundan para kazanıldığını falan öğrenmeye başladım. Yani üniversite yıllarımda tabii daha durumun farkındaydım.
Artık hani yavaş yavaş bu yola doğru kaymaya başlamıştım. Ama mesela ben iletişim okudum. Marmara Üniversitesi'nde iletişim fakültesinde reklamcılık okudum. Orada tabii yani orası bir tasarım okulu değil. Yani tasarım dersleri de var ama aslında orası genel olarak bir iletişim okulu. Yani çok değerli reklamcılardan, tasarımcılardan da orada ders alıyorsun ama oranın ana odak noktası iletişim. Yani oradan sen bir gazeteci olarak da çıkabilirsin, televizyon muhabiri olarak da çıkabilirsin, reklamcı olarak da çıkabilirsin. O biraz senin çizdiğin yola bağlı olarak değişiyor. Ama işte ben iletişim fakültesinde hani böyle biraz bu çocukluğumdan gelen şeylerle böyle yazma çizme faaliyetlerime daha bir ağırlık vermeye başladım. Tabii ki hani politik de bir insanım ben. Yani adımdan da zaten biraz belli oluyordur. Ona geleceğiz abi. Ona geleceğiz. yani tabii böyle olunca ister istemez hani kendini bir politik mücadelenin de içinde buluyorsun. Hani böyle bir aileden de böyle bir hadi açık konuşmakta da fayda var. Sol bir background'dan geldiğin için. Tabii ki öğrenci hareketlerinin içerisinde bildiriler yazıyorsun, afişler tasarlıyorsun, pankartlar yapıyorsun. Ben tasarımcılığa böyle başladım sanıyorum. Yani Vay be. benim yani Vallahi. tasarımcı olarak adımı duyurmam böyle oldu. Hatta ilk adımı duyurmam sanıyorum böyle bir o zamanlarda Türkiye'deki sol öğrenci grupları içerisinde denenmemiş bir yöntemle bir pankart yapmıştım. Böyle bir 10 metrelik falan bir pankart. Ve yani hep böyle bir işte şablona, sprey boyayla pankart yapılan. Yani yaptığım şey de çok acayip bir şey değildi bu arada. Sadece hep yapılanın tersini yaptım ben. Hani şablonu tersinden uyguladım gibi bir şey oldu. Çok dikkat çekti bu ay arkadaş falan. Bütün fakültelerde biz de böyle bundan sonra yapalım falan filan gibi konuşulmaya başladı. Sonra böyle yavaş yavaş ya örgüt diye biri varmış çok acayip pankartlar yapıyormuş falan diye bir şey yürümeye başladı. Bana böyle siparişler gelmeye başladı. Abi bizim şeyi de sen yapar mısın? Bize bir işte bir poster çizer misin? Falan filan. Ve ben yavaş yavaş böyle işte hani çok da farkında olmadan bu işlere doğru evrilmeye Evrildi. başladım. Vay be. Ve işte hani yaptıkça başka şeyler, başka şeyler. Sonunda da işte ya sen hani bu işleri de çok iyisin. Seni gel biz bir işte reklamcılarla tanıştıralım. Seni bir ajansla tanıştıralım falana doğru gitti iş. İşte sonra bir gün Pen Ajans'tan Mehmet Duru var. Çok sevdiğim bir abidir. İlk tanıştığım reklamcı oydu. Çok gene sevdiğim bir fotoğrafçı abim Marmara İletişim'den tanıdığım Haluk Çobanoğlu beni onunla tanıştırmıştı. O işte tamam sen gel bizim ajansta başla diyerek beni bir işte virüsü bir verdi bana. O virüsle de böyle 20 yıl gittik işte. Vay be abi, ben bu kız hikayenin bu kısmını bilmiyordum ya, bayağı ilginçmiş Pek abi senin olay. kimse bilmez. Pek de anlatmam çünkü bunu yani. Abi ya tabii ben senin şey kişiliğini falan hani biliyorum hani paylaşımlarından, sohbetlerimizden, ama bu hikayenin Eyvallah. böyle evrilmesi hakikaten değişikmiş. Yani sen politik bir durumdan iletişim gücünü kullanarak reklamcı oluyorsun. Aslında hem tezat hem de Ama çok örtüşen bir şey. şeydir de yani hani benden önceki kuşaklarda da zaten hani Türkiye'nin böyle Doğru çok doğru. adını duyurmuş reklamcılarına baktığında hepsi böyle işte Türkiye İşçi Partisi'nden gelen, Sosyalist Hareket'ten gelen falan insanlar çoğunluğu. Yani hani böyle biraz dünyaya karşı meraklı olunca, algıların açık olunca hani dünyaya biraz daha özgürlükçü bir noktadan baktıkça ister istemez hani algın ona göre biçimlenmeye başlıyor. Bir kere hani şey yapıyorsun beyninin önündeki kalıpları kırmaya ve yıkmaya başlıyorsun. Öyle oldukça hani özgür düşünmeye başladıkça daha da farklı ne olabilir, daha da farklı ne olabilir kovalamaya başlıyorsun. Eğer kendini yani bir anlamda tezat gibi görünse de reklamcı olarak bulman da hiç şey değil. Garip Olmayacak bir değil. şey değil. Değil Garip mi? değil. Doğru. Eyvallah. Peki o şey kısmına, devam kısmına geleceğiz ama hemen şu ana dönelim. Şu an yoğun musun? Ekonomik durum nasıl şu an sizin tarafta, yani Türkiye'deki iletişimciler tarafında, ve Covid buhranı nasıl hissediliyor? En son bunu yaşadığımız için soruyorum.
Ya tabii ki doğal olarak hani ilk patladığında bu pandemi, yani sanıyorum 16 Mart civarıydı İstanbul'da ilk işte bu evlere insanların çekilmesi, işte sokağa çıkma yasaklarının başlaması falan 16 Mart'tan itibaren olmuştu galiba. Benim de o günlerde işte görüşme halinde olduğum, bütçe alıp verme halinde olduğum bir takım projeler vardı. Bıçak gibi kesildi hepsi. Yani tabii ki hani insanlar canının derdine düştüğü için kimse vay ben branding yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım ha, hani motive olamamaya başladı doğal olarak. Yani herkeste durum böyle midir bilmiyorum ama hani takip edebildiğim kadarıyla büyük bir düşüş var işlerde. Yani reklam ajanslarında da benzer durumlar olduğunu duyuyorum. Yani tabii bir şekilde rutin iletişim faaliyetlerini döndürmeye çalışıyor büyük markalar. Ama işte yeni projeler, büyük projeler falan hepsi bir böyle beklemeye alınmış ve ileriye atılmış durumda diyebiliyorum. Yani ya kısa süre sonra değişecek ya da biraz böyle bir durgunluk dönemi yaşayacağız gibi görünüyor. Örgüt, onu da beraber göreceğiz artık. Peki şunu soracağım sana. Covid'den sonra reklamcılığın değişeceğini düşünüyor musun? Bunu yani Türkiye bazında da söyleyebilirsin ama tabii genel bir şey bu. Dünyada da değişebilir. Yani ne diyorsun? Ekiplerle çalışma dönemi bitti mi sence? Yoksa bitecek mi? Abi ekiplerle çalışma dönemi bence bitemez. Mümkün değil böyle bir şey. Ve yani bu konuda herkesin kafasının çok karışık olduğunu düşünüyorum ve hani biliyorum da, çünkü işte takip ediyorum bir yandan Türkiye gündemini de dünya gündemini de elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Herkes de bir gelecek nasıl olacak şu anda belirsizliği var. Herkes bu belirsizliği yaşıyor. Ama yani bir şekilde dünyada ekonomik faaliyet sürdüğü sürece, ticaret sürdüğü sürece ben bizim işlerimizin de bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bitmeyeceğini düşünüyorum. Yani reklam sektörünün, grafik tasarımın, marka yani branding iş kolunun bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki çok büyük değişikliklere uğrayabilir. Çok küçülebilir, çok daralabilir. Bütçeler çok düşebilir. Yani çok karamsar olmak için de şu anda hani bir şey yok. Çok net bir gösterge yok. Çok iyimser olmak için de bir gösterge yok. Ama ben hani bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Diyeyim. Anladım. Yani sen o zaman pozitif bakan, yani çok, biraz daha hani pozitif bakan taraftasın aslında. Yani hani şeye baktığımızda, insanlık tarihine baktığımızda, yani hani şöyle birkaç yani çünkü şu anda yaşadığımız şey binlerce yıllık insanlık tarihi açısından baktığımızda çok küçük bir nokta yaşıyoruz şu anda. Yani bu daha önce yaşanmamış bir şey de değil. İşte bu yüzyılın başlarındaki İspanyol gribi pandemisi örneği var mesela, milyonlarca insanın öldüğü. Hani dünya bunları atlattı. Ebola'yı atlattı, AIDS atlattı. Bunu da atlatacaktır bir şekilde diye düşünüyorum ben. Ve yani şu anda tabii ki bir panik ve korku havası hakim olduğu için, yani şu anda bir yıllık, iki yıllık dönemde bunun etkilerini çok yoğun bir şekilde yaşayacağız. Ama yani bu moralsizlik aşıldığı oranda bu belirsizliğin de daha pozitife doğru gideceğini düşünüyorum ve umuyorum tabii ki. Eyvallah. Şimdi Örgüt, en son artık senin şeye olduğunu biliyorum ben, bağımsız bir tasarımcı olarak kendi stüdyonunda çalıştığını biliyorum. En son bu bağımsız süreci en son ne zaman, yani nasıl başladın ve bize bir günün nasıl geçtiğini kendi stüdyonda, kendi çalışma ortamında biraz bir bundan bahsetmeni istiyorum. Bir de son birkaç sene önce bir Stone Studio girişimin vardı. Bunun yani bu olayın neresindesin? Nasıl bir çalışma kültürü içerisindesin son yıllarda, onu merak ediyorum. Benim çalışma hayatımın büyük bir bölümü ajanslarda geçti. İşte bu büyük ajans denen network ajanslarında geçti. Yani bu ajanslarda çalışmanın da pek çok güzel ve keyifli yönleri olduğu kadar çok stresli, insanı çok yıpratan, çok geren yönleri de var. Özellikle insan ilişkileri açısından insanı çok yoran bir şey. Bir süre sonra artık hani ya ben ne yapıyorum? Ben yaratıcılığıma odaklanmaktansa, tasarımıma odaklanmaktansa niye bu ofis politikalarıyla güreşmek zorunda kalıyorum? Niye sürekli arkamı kollamak zorunda kalıyorum? Diye bir hani yeniden değerlendirme sürecine girmek zorunda kalıyorsunuz. Yani sanıyorum ben de hani orada olmamak isteği ve hissiyatı biraz daha ağır basmaya başladı. Çünkü zaten hani ajanslardaki son yıllarım artık benim biraz böyle
zor geçmeye başlamıştı. Yani öyle, çünkü ben biraz daha sanıyorum bağımsız ruhlu bir insanım. Yani çok fazla şey yapamıyorum. Yani böyle direktif altında çalışamıyorum mesela. Bu yüzden de hani ben daha bağımsız bir yola gitmeliyim diye düşündüm. O yönde bir talep de gördüm. O yüzden de hani ben bundan sonrasında böyle yürümeyi bir deneyeyim dedim. O yolda yürümeye başladıktan sonra ama işte çeşitli teklifler oldu, ortaklık teklifleri oldu. Ortaklık tekliflerinden bazılarını değerlendirdim. Denedik. Bazıları bir süre gitti, olmadı. Bazıları daha başlamadan zaten hani olmayacağı anlaşıldığı için ben çekildim. Bir süre bağımsız devam ettirdim. Öyle öyle geldik işte bugüne kadar. Yani Storm'da geçen sene sanıyorum geçen sene bitti. Yani bir sene kadar falan devam etmişti. Orada da işte gene benim yorumdan, publisist yorumdan çok sevdiğim iki eski patronum diyeyim. Hani birisi Osman Uslu, birisi Faik Ergüder. İkisi de çok hani sevdiğim ve saydığım insanlar. Onların teklifiyle girmiştim bu işe. Sen artık hani gel bizimle ortak ol, böyle yeni bir şey yaratalım gibi bir şeyle gelmişlerdi bana. Çok cazip geldi. Başladık ama hani bir süre sonra bakış açılarımızın örtüşmediği ortaya çıktı. Yani onların durduğu yerle benim durduğum yer arasında çok büyük farklar olduğu ortaya çıktı. O yüzden de hani biz beraber götüremeyeceğimizi kararlaştırdık ve bana bıraktılar Storm'u. Ben de ama yani bir süre götüreyim diye tek başıma, belki işte başka ortaklar alarak bunu tekrar böyle yaşayan bir stüdyo haline getiririm diye düşünüyordum. Ama bir süre sonra onun için ekstradan enerji harcamama değecek kadar bir durum olmadığını görmeye başladım. Çünkü kendi adımla zaten hani bir şekilde yıllardır götürüyordum ben bu işleri. Yeniden tekrar bir stüdyoyu yaratmak için yeniden bir enerjiye açıkçası çok şey yapamadım. Kanalize olamadım. O yüzden de yani hala web sitesi falan açık olmakla beraber sanıyorum Storm öldü. Kendi kafamda öldürdüm en azından. Eyvallah. Peki sen o zaman kaç yıldır yani hep home stüdyo olarak devam ettiğini anlıyorum ben burada şu an. Yani bir stüdyo var mı gittiğini yani bir yere sahip misin ya yoksa yok ben özgür tabii. Storm'un bir şeyi vardı işte, bir ofisi vardı. Yani Yorum'un eski binası artık yeni bir şeye dönüştü. Bir böyle içerisinde startupları barındıran bir fikir fabrikası gibi bir yapıya dönüştü. Onun içinde işte Storm'un bir stüdyosu vardı. Orada normal ben her gün işte hani işe gider gibi oraya gidip orada yürütüyordum çalışmalarımı. Ama Anladım. onun dışında büyük bir oranda evde geçiyor tabii. Evden çalışıyorum yani. Yani peki zorluğu var mı? Şimdi sen sonuçta çok uzun yıllar kurumsal hayatın içerisinde olan bir yaratıcı tasarımcısın. Bu senin bağımsız durumun eve geçtiğinde şey problemleri yaşadın mı? Odaklanma problemleri, ekibini özleme ya da bir ekiple çalışma şeyi, alışkanlıkları. Bu tarz şeylerde ne yaşadın? Ona gelecektim zaten. Çok güzel oldu hatırlatman. Yani şöyle bir şey. Hiçbir zorluk yaşamıyorum tabii ki. Yani çok da keyifle çalışıyorum. Yani zaten ben ajans hayatımdan önce hani böyle yaşayan bir insandım. O yüzden hani o açıdan bir zorluk çekmiyorum. Ama bu işin seni en çok besleyen tarafı tabii ki sosyal tarafı. Yani o ajansların da zaten başarılı olmalarının, oradan iyi işler çıkmasının sebebi de bu. Yani o şey paylaşım, o sosyallik seni besliyor bir şekilde. Yani hayatın içinde olmak, benzer dünya görüşlerinde olduğun, işte benzer heyecanları yaşadığın insanlarla aynı ortamı paylaşmak seni besliyor bir şekilde. Yani sanıyorum yaşadığım tek zorluk bu. Yani o şey, ondan uzak olduğunda biraz böyle kendini fazla kapanmış hissediyorsun. Yani en büyük zorluğu burada. Ve bu yüzden de mesela şimdi bu pandemiyle birlikte her tarafta böyle çok bir işte evden çalışma güzellemeleri, evden çalışmak harika bir şey falan filan. Hayır abi, ofiste çalışmak da çok güzel bir şey. Bence her pazartesi sabahı gidip ofisinde masana kurulmak da çok keyifli bir şey. Ofisleri keyifsiz hale getiren insanlarla bence mücadele edilmesi gerekiyor. Ofisleri nasıl hayat dolu, nasıl daha mutlu yerler haline getirebiliriz? Onu düşünmek gerekiyor. Evlere kaçmak, evlere kapanmak bence çözüm değil.
Yani doğru diyorsun. İşte saha için mücadele etmek lazım. İnsanlar sahadan kaçıp sahada olumsuzluklar olduğunda ofislerde ben de yaşadım onu örgütü. Yani böyle hiç alakası olmayan ya da oralarda ne yaptığı çok anlam teşkil etmeyen insanlarla mücadele etmeye başlıyorsun. Bu da tabii bizim verimliliğimizi bence Türkiye olarak da bütün işletme kollarında böyle bir verimlilik problemi var. Yani insanların eğitim seviyelerini eşitlemeye çalışmak, onları sistemi anlatmaya çalışmakla aslında yeni bir şey üretme arasında bir zorluk oluyor. Bu da hakikaten hala da bence devam ediyordur. Yani ben de 5-6 yıldır kendi stüdyomdayım. Hani ne olup bittiğini çok bilmiyorum ama umarım değişir örgüt. Yani değişmezse zaten ilerleyemeyeceğiz. Onu da görüyorum. Yani değişebileceğini çok sanmıyorum. Yani çünkü biraz hani insanın doğasıyla, insanın içgüdüleriyle, insanın dürtüleriyle çok ilgili bir şey bu. Ama hani şöyle de bir şey gözlemledim. Yani bunun hani yabana atılmayacak bir gözlem olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani nereden baksan 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim ve bu sektördeki insanları, işte bu sektördeki gidişi gözlemliyorum ve yorumluyorum bir şekilde. Bu ofislerde mesela bu şeylere, bu sıkıntılara sebep olan insanların profiline baktığımızda çoğunluğu aslında reklamcı falan olmayan, reklamcılıktan hatta nefret eden, bu işi böyle hasbelkader yapan, bir şekilde işte buraya düşmüş, nereden düştük kardeşim buraya şeklinde bu işi yapan insanlar. Ve bu insanların pek çoğuna baktığımda zaten bu insanlar birkaç yıl içerisinde sektörü terk etmiş oluyorlar. Böyle ya zaten bu insanların hayalleri işte güneyde kafe açmak oluyor, çiftlikte tavuk beslemek falan oluyor. Bu insanlar zaten bir süre sonra çekip gidiyorlar bu yerlerden. Ama olan sektörü oluyor, olan yaratıcı sektörleri oluyor, olan Türkiye'deki reklamcılığa oluyor. Reklamcılık her ne kadar son yıllarda çok büyük bir atılım içerisindeymiş gibi görünse de aslında bence geriye gidiyor. Her geçen gün Türkiye'de reklam sektörü ve yaratıcılık sektör olarak bence geriye gidiyor. Yani ve Peki bunun sebebi de bence işte bu işe ruhunu vermeden, gönlünü vermeden, kafasını vermeden sadece bu işten alıp götüreceklerine bakan insanlar yüzünden böyle oluyor. Ben hiç böyle olmadım mesela. Ben hiç emekli olup güneye yerleşme hayalleri kurmadım yani. Yani işte senin üretim kaygın var. Peki bu durumun şuna bağlayabilir miyiz örgüt? Türkiye'de reklam sektörü kalifiye eleman problemi yaşayan bir sektör. Yani mesela şimdi tıptaki gibi, hukuktaki gibi ya da eğitimdeki gibi sertifikalandırma, uzmanlaşma gibi şeyler aranmadığı için. Yani şöyle düşünelim, bunu da geleceğiz zaten. Portfolyo, yetenek üzerinden veyahut da bağlantılar üzerinden ya da işte diyelim ki bu kişinin ağzı iyi laf yapıyor, bunu şu pozisyona koyalım, bu şu şunu iyi yazarmış, bunu da buraya getirelim gibi bir denetimsizlik içerisinde bir kalifiye eleman kadrosu oluşturulmaya çalıştığı için bazen çok iyi görünen ama bazen de aslında senin dediğin gibi çok alakasız insanların bir arada bulunduğu bir denetimsiz bir sektör, reklam sektörü gelişememesinin ya da tıkanmasının sebebi bu mu aslında? Yani insan kalitesini ayarlayamamak, Yani kadrolaştıramamak. sebebi bence şu, yani hani İngiltere'ye baktığımızda, Amerika'ya baktığımızda hani yani bu dünyada bu işi işte çok büyük işte milyar dolarlık işler business'lara çevirmiş ülkelere baktığımızda çok ses getiren ve çok büyüyen ajansların kökenleri hep yaratıcılara dayanır. Yaratıcılar tarafından kurulmuş ajanslardır bunlar. TBWA, işte DDB gibi ajanslar, işte Droga'yı sayabiliriz. Ogilvy tabii ki, yani çok büyük bir yazar Ogilvy zaten. İşte Weidenfeld. Ya Aynen. bunlar hep bir hayalin peşinde, böyle hani içleri yanarak, böyle hani ruhlarını adayarak bu işe kendilerini vermiş insanlar sayesinde bu ajanslar bugün oldukları yerlere geldiler. Yani hani o ajanslardan çıkan işlere, o ajanslardan fışkıran enerjiye bakıyorsun. Yani Türkiye'deki ajanslara bakıyorsun. Türkiye'de o isimleri taşıyan o networklere dahil ama işte İstanbul'da iş yapan ajanslara başlıyorsun. Böyle bir durum göremiyorsun. Ne çıkan işlerde görebiliyorsun bunu, ne yönetim seviyesindeki heyecanda görebiliyorsun. Zaten artık şu anda mesela İstanbul'daki büyük ajansların konuştuğu tek şey para. Yani ajans yönetimleri paradan başka hiçbir şey konuşmuyorlar. Business, business, business. Bir de böyle bir teknolojik jargon oluşturmuşlar kendilerine. Abuk subuk. Çok anlıyorlarmış gibi falan yani böyle. İşte böyle şey gibi. Böyle hani krala aslında var olmayan bir elbise diken terziler gibi. Var olmayan teknolojileri, garip garip şeyleri falan
müşterilere satmaya çalışıyorlar. Müşteriler de bunu görüyorlar tabii. Yani ajans yöneticilerinin kullandığı Google'ı mesela şey de kullanıyor. Marka yöneticileri de kullanıyorlar ve adamlar görüyorlar hani kimin kime neyi ne şekilde satmaya çalıştığını. O yüzden de tabii ki ne oluyor? Saygınlığın kalmıyor. Sektör olarak saygınlığın yerin dibine düşüyor. Peki bir şey Böyle sorayım. böyle durumlar. Şeyi de konuşacağız abi. Yerel ajans, uluslararası ajans da. Benim şurada şöyle bir tespitim var senin dediğin üzerine. Şimdi uluslararası networklerle ilgili değil bu ama Türkiye'deki iyi yerel ajansların yarısının aslında sahibi sermayedar işletmeciler. Yani bunlar yaratıcı diyemeyiz bunlara. İyi işletme bilgisi olan, sermayeleri olan ve aslında bu o sorunun aslında ana yaşanma sebebi bu. Dolayısıyla bunun neye sebep oluyor? Biz Ogilvy gibi, Leoburnett gibi, TBW gibi aslında hiçbir zaman dünyaya yayılıp bunu da konuşacağız seninle ayrıca da franchise olabilecek bir yaratıcılık Mümkün değil, ihracı mümkün mümkün değil, değil gibi mümkün görünüyor. değil, yok. Bunu konuşacağız. Şimdi birden konuyu başka bir noktaya getireceğim abi. Şimdi sen tasarımcı yönün, sanat yönetmeni yönün evet kuvvetli, reklamcısın vesaire ama bir tarafta da bir fotoğraf dünyan var senin ve ben bunları hatırlıyorum. Yani üniversitedeyken de görmüştüm. Getty ile çok uzun yıllar böyle orada bir profilin var, orada ticari bir gelir de elde ediyorsun bildiğim kadarıyla ve senin hobi gibi görünen ama aslında bir tarafta da ticari yani iletişim bilgin sayesinde ticarileşen bir fotoğraf alanın var. Yani burada bu birazcık bu durumu anlatabilir misin? Çünkü insanların yani yaratıcıların ek gelir ihtiyaçları, Getty'nin fotoğrafçılara bakışı ve senin fotoğrafa verdiğin ağırlığı merak ediyorum. Hala devam ediyor mu? Ne aşamada bu? Ya hala devam ediyor tabii ki yani çünkü benim için çok büyük bir keyif fotoğraf alanı. Gene tamamen kendiliğinden ve tamamen içgüdüsel olarak başlayan hiçbir plan program ve strateji dahilinde var olmamış olan bir kol benim için. Şimdi peki ticari projeler yapıyor musun fotoğrafla ilgili? Yani hiç oturup reklam çekimi yaptın mı bizim prodüksiyondaki Yok. fotoğrafçılar gibi öyle şeylere girmedin? Hiç girmedim. Açıkçası çok cesaret edemedim. Çünkü ben bu işi profesyonel olarak yapmıyorum fotoğrafçılığı. Yani çok böyle stüdyo ışıklarını bir fotoğrafçı kadar becerebilir miyim? Açıkçası bilmiyorum çünkü denemedim. Yani birkaç defa böyle teklifler geldi. Ya senin fotoğrafların çok iyi, sen çek bu fotoğrafları falan diye. Ya hayır ben fotoğraf profesyoneli değilim. Bunu bir profesyonel fotoğrafçı çekmeni dedim ve hani bir fotoğrafçıya havale ettim o işleri. Ya acaba örgüt zaman geçtikçe cesareti mi kırılıyor insanın? Aslında ilk aşamalarda ben de öyledim. Yani her şeyi yaparım diye Abi girip yapıyordum. Sonradan uzmanlaşma mı giriyor işin içine? Bir şey oluyor, bilmiyorum. bence her konuda cesaret çok iyi bir şey değil ya. Ya herkes her işi yapmamalı bence. Bence zaten bu ülkedeki en büyük hatalardan bir tanesi de bu. Bir alanda iyi olan bir insan her alanda her konuda kendisini otorite olarak düşünmeye başlıyor. Bence bu yanlış. Yani Gaza geliyoruz ya biraz. sen hem çok iyi bir tasarımcı olup hem çok iyi bir kreatif direktör olup hem çok iyi bir metin yazarı olup hem de çok iyi bir art direktör olup hem de çok iyi bir müzisyen olup hem de çok iyi bir fotoğrafçı olamazsın. Olmamalısın zaten yani bence. Doğru. Haklısın, Ya haklısın. Çok fazla. çünkü bu alanların her birine insanlar ömürlerini adıyorlar. Yani bir fotoğrafçı mesela o işi ömrünü adıyor. Adam fotoğrafla yatıyor, fotoğrafla kalkıyor. Sen sadece beyninin beşte birini falan belki onda birini o alana ayırabileceksin. Niye o adamın işine engel olasın ki? O adam Evet. yapsın o işi. Yani sen kendi vizyonunu oluştur, işte kendi projeni yarat, fotoğrafını da o adam çeksin yani. Bir de daha çok insan kazansın diye de Doğru. bakalım Doğru ya. söylüyorsun. Peki biz şimdi diğer bir beslenme alanına geçeceğiz. Senin müzeye olan ilgini biliyorum abi. Yani paylaşımlarından da biliyorum. Yani müzikle bir bağın var ama o bağı ne derece yani ne kadar derin bir bağ? Tasarımla yani kendi alanınla çok ilişkili mi yoksa hayır ben çok iyi bir müzik türü dinli ya bir belli bir türün dinleyicisiyim mi diyorsun? Bu senin tasarımlarını da bence etkili o yüzden soruyorum. Çünkü bazı yani Benim işlerin böyle müzikle çok harmanlı gibi. o çok teşekkür ediyorum. Bu da çok güzel bir soru. Yani bence ben müzik sayesinde varım ve müzik sayesinde bir yaratıcıyım. Yani tasarımcı olmanın ötesinde bir yaratıcı olarak beni besleyen en önemli damarın müzik olduğunu düşünüyorum. Bir de zaten benim gene hani böyle hemen timeline'ı geriye doğru sardığımızda benim zaten ilk hayatla ilgili ilk hayalim bir heavy metal yıldızı olmaktı. Vay, güzel de. Hakikaten güzelmiş abi. Yani böyle dehşet bir metalciydim ben. Sokaklarda yatıp kalkıyordum falan böyle hani siyahtan başka bir şey giymiyordum. Kuru kafadan başka desen bilmiyordum.
Böyle kafamı işte şeye takmıştım, böyle işte ölüm falan filan böyle işte Vay öyle bir dönemden geçiyordum ve lisenin işte son yılı falan gibi oluyor bu. Ve o zamanlarda asla benim üniversite okumak falan gibi bir hayal şeyim yoktu. Hatta böyle ne demek ne üniversitesi, iğrenç bir şey, düzenin adamı olmayacağım ben. Ben üniversite falan okumayacağım diyordum böyle. Ben grubumu kuracağım. İşte gitar da çalıyordum o zamanlarda. İşte grubum falan da vardı böyle. Hala Ben çalıyor böyle. musun peki? Yani gitarı? Yok. Yok. Yani şöyle, gitarım hala var. Hala duruyor ama açıp elime bile almıyorum açıkçası yani. Vay Ama şey yapıyorum. iPad'de, GarageBand'de be. müzik yapıyorum. Beste Vay be. yapıyorum yani. Güncellenmişsin abi. İşte güncel olmuş yani. Eyvallah. Yani işte o zamanlarda mesela şeydim. Hayatımdaki tek amacım benim buydu. Bir rockstar olmak. Yani rockstar da değil, metal star olmaktı. Ama hani sonra pek de Türkiye'den öyle bir durumun pek de mümkün olmayacağını görmeye başladıktan sonra yavaş yavaş ayaklarım yere basmaya başladı sanıyorum Ya yani. abi işlerde zaten bu hissediliyor ama işlerde mesela metalin o karanlık tarafından ziyade senin işlerin aşırı renkli. Böyle çok pozitif bir tarafı var. Onu da yani onu da bir merak ediyorum. O şeydir, o yılların belki de şeydir, bu patlamasıdır işte, o yıllardaki renksizliğin dışa Ha, vurumudur. değil, doğru doğru olabilir. Çünkü her yaptığın proje çok pozitif yani böyle çok çizgisi hakikaten biraz baktığında böyle gökkuşağı gibi renkler kullanıyorsun ve bunları iyi harmanlıyorsun. İyi dengeliyorsun. Teşekkür ederim. Yani bilmiyorum ya, sanıyorum Hippilik. Biraz hippiliğe dönüşüyor mu bilmiyorum metalcilik Yani abi tabii ki yani o yani mesela şey metalci olduğum dönemin hemen arkasından böyle bir önce bir işte bu şeyle beraber Oliver Stone'un The Doors filmi zaten sanıyorum hepimizi evet. böyle alıp şöyle bir duvardan bir duvara vuran bir filmdi o. Yani ben o yıllarda Adana'da yaşıyordum bu arada. Adana'da Oh. bizim böyle bir rockçı camiamız vardı, bir böyle belki 100 kişiden 150 kişiden oluşan. Biz böyle bir şey gibi çete gibi gezerdik. Adana'da da bizi bilirlerdi bu arada. Böyle bir acayip bir güruh var Adana'da diye Aa, böyle hiç bilmiyordum ha. Yani metalci tarafını hani. Adana'nın hiç ilk defa O duydum. abi o zamanlar yani bu o zamanlar dediğim şey bu arada hangi yıllarda? 90'ların 2000 başları. ha 90'ların 90'ların başları. başları. Vay be. Evet yani 94'te ben ayrıldım işte Adana'dan. O zamana kadar işte böyle bizim bir şeyimiz vardı. Böyle bir camiamız vardı. Hatta o günlerde bizim bir şeyimiz vardı, sloganımız vardı. Biz Adana'yı Seattle yapacağız diye. Grunge Vay patladıktan be. sonra Abi vizyona bak. herkes böyle kareli gömlekler giymeye başladı, şortlarına zincir takmaya başladı, kaykaya binmeye başladı. Tabii ki bütün metal grupları punk grubuna dönüştü, grunge grubuna dönüştü. Saçlarımız kısalıp Kurt Cobain vari işte kirli sakala dönüşmeye başladık falan. O zamanlarda da işte mottomuz buydu. Adana'yı Seattle yapacağız. Hatta komşu şehirler Mersin ve Gaziantep'te de böyle rocker scene'leri vardı. Ve rekabet halindeydik. Mersin mi, Vay. Antep mi, Adana mı Seattle olacak diye. Ha, abi çok iyiymiş ya. Vallahi sen küçük Ve habitatını şeydi gerçekten o zamanlarda, bence bugün öyle bir şey var mıdır Adana'da bilmiyorum ama o zamanlarda çok eğleniyorduk ve çok acayip bir durum vardı ya. Hani Adana gibi bir şehirde belki 100 tane grup vardı. 100 tane metal, punk ve grunge grubu vardı. Ve sokak festivalleri yapılırdı böyle tırlarla. Caddeleri kapatırdık. Bir tıra sahne kurulurdu. Gün boyunca orada böyle 20 tane grup sahne alırdı falan. Böyle deli deli işler olurdu yani. vay be abi bir gün seninle Adana ile ilgili bir şey yapalım. Söyleşi belgesel yapalım. Bu bilgileri ben hiç yani aklıma bile yatmıyor şu an anlattığın şeyler. Yani o Abi çok öyle güzel günlerdi ya. Çok vay. eğleniyordum ben. Ya belki de hayatımda en çok eğlendiğim Belki, ya abi güzel. Belki senin bakışın da onu güzel yapıyordu. Bilmiyorum. Vay be. belki bilmiyorum. Abi peki şimdi şey soracağım sana. Son yıllarda yaptığın en iyi iş budur dediğin bir iş var mı? Ya yani bizim bildiğimiz olabilir. Yok ben yayınlamadım ama hakikaten bu iş çok etkili oldu. Müşteri de memnun kaldı. Ama bu bağımsız döneminden bahsediyorum. Yani şey ajanslardan bağımsız. Bağımsız dönüm. Ya bilmiyorum, ben hani kendi işlerimle ilgili kendi kendime değerlendirme yapmayı pek sevmiyorum galiba ben ya. Yani böyle bana düşmezmiş gibi geliyor değerlendirmek. Hani birisi değerlendirecekse eğer o ben olmamalıyım diye düşünüyorum. O yüzden Peki de o hani zaman şimdi tepki diyelim. O zaman aya örgüt bu işten çok memnun kaldık ya da ne bileyim dışarıdan çok iyi tepki aldım bir iş diyelim o zaman en son. Şimdi hatırlamak için hemen web sitemi açtım çaktırmadan bu arada. Eyvallah. Hatırlayamıyorum. Yani
Genellikle kabul edilmiş ve hayata geçmiş işlerimin hepsinden çok güzel tepkiler aldım. Yani böyle çok beni de mutlu etti, müşterileri de mutlu etti. En son mesela geçen yıl sanıyorum bir çok genç böyle yeni daha ilk koleksiyonunu sunan bir modacı bir arkadaşımıza bir kurumsal kimlik yapmıştım, Sugar Coat. O mesela sevdiğim işlerden bir tanesi. O müşterinin de çok sevdiği ve çok işte beğenerek aldığı bir iş oldu. O mesela beni mutlu eden işlerden bir tanesi. Eyvallah. Şimdi senin arşivi hazırlarken slide show'a belki bu işi bu söylediğin ana koyarız. O yüzden soruyorum bunu. Hani senin gerçekten içinden geçmiş bir şey olsun. Peki abi şimdi reklamcılık bölümüne geliyoruz. Aslında benim de en sevdiğim seninle konuşmaktan hani bayağı merak ettiğim sorular hazırladım sana. Çünkü bu konuda senin hakikaten söyleyecek şeylerin var ve bence önemli şeyler söyleyeceksin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Şimdi abi bence Türkiye'de reklam görsel dilini ilk defa tasarım durumundan çıkartıp daha renkli prodüksiyonlu işlere eviren öncü bir sanat yönetmenlerindensin. Benim görüşüm bu. Şu an reklam sektöründe yapılan işleri nasıl buluyorsun? Gelinen noktadan memnun musun? Prodüksiyonun kullanımı ve teknik altyapıyı bizim iyi değerlendirmemiz açısından soruyorum sana bu soruyu. Yani çok genel bir çerçeveden baktığımda hani böyle Türkiye çapında baktığımda gelinen nokta bence berbat. Çok berbat bir noktada bence reklamcılık. Hani benim ajanslarda olduğum dönemlerdeki heyecanı en azından diyeyim ben pek göremiyorum. Belki de haksızlık düşünülebilir. Ama hani şeyler var. Bireysel olarak harika işler yapan, hani benim dönemimden çok çok daha iyi işler yapan insanlar var. Bunların hepsini de takip ediyorum. Ama o insanlar bence genel tabloyu değiştirmeye güçleri yetmiyor bu insanların. Yani böyle mecralara baktığımızda, televizyonlara baktığımızda işte gazeteler artık gerçi ölü mecra, gazete diye bir mecra kalmadı Türkiye'de de sokaklardaki billboardlara baktığımızda hani bugün mü tasarlanmış, 35 yıl önce mi tasarlanmış ayırt etmek çok kolay değil. Hani böyle bir görsel dil yok. Bugüne dair veya işte bugüne dair olduğu kadar yarından da ipuçları veren bir görsellik, bir hikaye anlatıcılığı, bir dil göremiyorum. Bilmiyorum ben mi? Yok son konuştuğumuz insanlar da bunu söylüyor. Son 2015 sonrası prodüksiyona yapılan bütçelendirmelerin düştüğü yönünde çok ciddi bir şey var. Zaten hani basket bir durum var gibi görünüyor. Aynen, bak şeyi de unutuyorum zaten. Hani daha başlarda ben niye ajanslardan uzaklaştım mı konuşurken unuttum bunlara değinmeyi. Benim ajanslardan uzaklaşmamın bir sebebi de buydu. Çünkü benim için artık çok hüzünlü bir hikayeye dönüşmüştü bu. Yani hiçbir şeye bütçe yok. Fotoğraf çekimine bütçe yok. Film çekmeye zaten bütçe yok. Yani fotoğraf çekmeyi bırak artık yani Getty'den fotoğraf almayalım çok pahalı. Shutterstock'tan alalıma kadar düşmüştü işler. Ya bakıyorsun uluslararası devir hani milyar dolarlık şirkete iş yapıyorsun. Adam sana diyor ki 50 dolarlık değil 5 dolarlık fotoğraf kullan. Ya adama bunun neden böyle yapılmaması gerektiğini anlatmaya başlıyorsun ve yıpranıyorsun. Üzülüyorsun. Yani böyle gerçekten hani böyle içindeki o o renkli dünyaları dışarıya patlatmak isteyen o şey çok klişe olduğu için içindeki çocuk dememeye çalışıyorum ama. Ama yani belki de o. İçindeki çocuk ağlamaya başlıyor. Ondan ben ne yapıyorum? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu nasıl bir dünya bu? Ya çünkü bir yandan şeye bakıyorsun. Adamların nerelere hangi paraları harcadıklarına bakıyorsun. Adam kendi imajı için, kendi markasının imajı için para harcamıyor. Ve sen adamı ikna etmeye çalışıyorsun ki o adam aslında senden bunu talep etmesi gereken insan. Benim imajımı parlat, bana işte insanların beni daha çok seveceği, bana daha çok kalpten bağlanacağı bir imaj yarat bana demesi gereken insanları sen ikna etmeye çalışıyorsun. Abi müşterilerinle bağ kur, müşterilerin seni daha çok sevsinler falan diye. Niye peki bunu yapıyorsun? Bir süre sonra bunu sorgulamaya başlıyorsun. Adam habire senin bütçeni kısıyor, sana para vermiyor. Reklam ajanslarının genel olarak karlılığı mesela 10 yıl önceye, 15 yıl önceye göre belki 10 kat düşüyor. Peki sen niye uğraşıyorsun o zaman? Bunu sorgulamaya başlıyorsun yani. Peki Örgüt, benim dikkatimi çeken bir şey var abi. Şimdi siz bizden önceki jenerasyonsunuz. Ben 2010'da reklamcılığa başladığımda
Yani zaten böyle senin anlattığın şeyleri bazen dinliyorum ya da senin jenerasyonun anlattıklarını dinliyorum. Eskiye dair çok iyimser bir havanız var. Şu Şimdi an abi ne diyorsun? muhtemelen sizin reklam sektörüne başladığınız dönemde Türkiye'de reklamcıların algısı ve kazanımları ve yapılan işler hakikaten iyiydi. Ben hatırlıyorum, işler de iyiydi. Fakat biz 2010 sonrası başlayan kuşak çok öyle olumlu bir tablonun içerisine düşmedik. Düşmediğimiz için de ben geçmişten, gelecekten hani çok kıyaslamalar yapamıyorum. Zaten çok uzun da hani ajansların içinde kalmadım. Acaba eskiden hakikaten iyi miydiniz örgüt? Yani bizim bilmediğimiz ne yaşadınız siz? Ne kadar güzeldi ya da... Şöyle söyleyeyim sana. Sen sanıyorum güzel günleri gören son insanlardansın. Hadi ya, o kadar diyorsun. Gerçekten ha. Yani 2010 civarında sanıyorum... şey olmaya başladı, böyle bir uçurumdan aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı bence reklam sektörü. Ve hani ben ne zaman başladım? 1994'te başladım galiba. Yok bir dakika, ne 94'ü? Hayır. Of kafam uçtu. 2001'de başladım ben, yani ne 94'ü? yani... Adana'dan direkt ajansa mı uçsun? Evet evet, bir anda kafam fazla geçmişe doğru şey oldu galiba. 2001'de ben doğru düzgün, hani daha önce böyle ufak küçük birkaç ajansta çalıştım ama onlar pek hani deneyim denmeyecek kadar ufak yerlerdi. 2001'de işte ben ilk Pen Ajans'ta başladığımda 2001'de bile daha ben çok junior'dım o zamanlarda tabii. Senior'lar böyle aha eski altın günler, nerede o günler falan diye daha Allah 2001'de Allah. Bile anlatmaya başlamışlardı. Yani böyle hani düşüş o zamanlarda başlamıştı. 2010'dan itibaren bence dibe vurdu. Yani 2010'dan sonra hızla öyle bir çakılmaya başladı ki şu an artık bence komedi seviyesinde. Yani benim anlatacak açıkçası çok iyi bir hikayem yok. Benim jenerasyonumu da yok. Biz bir iş gibi girdik oraya. Bir şeyler öğrendik, çıktık ama sizin orada elde ettiğiniz şey bence çok daha büyük. Hem de hani izleri de var sizde, çok belli. Beni zaten şaşırtan o abi. Ulan diyorum, acaba bize mi denk geldi abi, bu adamlar ne yaşadı falan. Prodüksiyon yapabiliyorduk abi. Yani bütçeler daha büyüktü. Prodüksiyon yapabiliyorduk. Daha iyi kazanıyorduk. Maaşlar da ona göre daha yüksekti. Yani bu sektörü besleyen ana damarlardan bir tanesi iyi bir gelir seviyesine ulaşabiliyor olmandı. O yüzden yaratıcı insanların kaymak tabakasını kendisine çekebiliyordu reklam sektörü. Şimdi böyle bir şey kalmadı. Yani şimdi duyduğum rakamlar gerçekten böyle hani artık hani ağlamak istiyorum falan, art direktörlere, kreatif direktörlere hatta önerilen maaşları duyduğumda böyle oturup ağlamak istiyorum. Yani ve durum böyle olunca tabii ki artık bu nitelikli insanlar, bu uluslararası seviyede iyi işler yapan insanlar ajanslardan kaçıyorlar. Ya yani benim dönemimden mesela bildiğim, gerçekten hani çok iyi olduğunu düşündüğüm hiç kimse şu anda ajanslarda çalışmıyor. Hiç kimse. Yani o zaman öyle bir sorun da olacaktı. Oraya geleceğiz abi. Şimdi peki sana bir şey soracağım. Sen abi sanat yönetmenliğinin yanında bir süre sonra kreatif direktör oldun. Aslında grup direktörü oldun ve ekip yönettin. Şimdi bu dönemde hakikaten ya abi ben bundan çok zorlandım ya da bu tarafını gördüm, olayın bu tarafını gördüm dediğin olaylar var mı? Hep hani işi yapan taraf sendin. Şimdi bir süre sonra ekip yönetmeye başladın. Bununla ilgili birkaç sorum daha olacak ama ilk önce hani yaptığın, karşılaştığın en büyük işleyiş zorluğu diyeyim. Ya da yönetime daha yakındın o zaman. Ne fark abi ettin? Şöyle, neler şöyle bir şey. Yani ben yönetici olma hayalleri kurmayan bir insandım. Benim hiç öyle hayallerim olmadı. Şey yapayım, yönetici olayım da falan filan. Ama yönetilmekten nefret eden bir insan olduğum için yönetici oldum ben diyebilirim ben. Yani çünkü beni yönetmeye kalkışan insanların niteliklerini ve vasıflarını her zaman sorguladım. Ve bu insanlar tarafından yönetilmemenin en garanti yolunun yönetici olmak olduğuna bir süre sonra karar verdim. Öyle düşünmeye başladım. En iyisi dedim ben yürüteyim, ben yöneteyim ki kimse benim çektiklerimi çekmek zorunda kalmasın. Yani ben böyle bir bakış açısıyla biraz bu şeylere doğru geçiş yapmaya başladım. Gerçekten işte yönettiğim ekibe nasıl alan açabilirim, onları nasıl daha huzurlu yapabilirim, onların nasıl daha iyi hissetmelerini sağlayabilirim, nasıl daha çok parlatabilirim, bunlara kafa yormak istedim. Ve bunu gerçekten de uyguladım da, yaptım da. Ama bir süre sonra benim hayal dünyamda kurguladığım gibi olmadığını bazı şeylerin görmeye başladım. Mesela ben art niyet diye bir şeyin dünyada bulunduğunu pek bilmiyormuşum. Böyle bir şey varmış.
insanlarda. Böyle bir gerçeklikle karşılaştım ve çok üzüldüm sonra. Yani sen bu bakış açısıyla hareket ediyorsun ve bu şeye dönüşmeye başlıyor bir süre sonra. Aa, bu adamı biz iyi idare ederiz ya, bu adam çok yumuşak falana gelmeye başlıyor iş böyle. Orada tabii böyle sen de hayal kırıklığına uğramaya başlıyorsun. Ulan Allah Allah, böyle mi olacaktı yahu falan diye böyle. Böyle zorlukları var bu işin. Eyvallah. Peki hayal kırıklığı demeyeyim de yani işte tahmin edemeyeceğin böyle bir takım şeyleri oluyor. Zorlukları oluyor. Yani ama şunu görüyorum. Türkiye'de işi sadece işini yapmak yetmiyor. Başka şeyler de yapman lazım. Yani olmayan yani yani cambazlık, şark kurnazlığı, değil mi? Şark kurnazlığı ve cambazlık bence hani şu anda bir de hani şu anda sektörümüzün bulunduğu nokta itibariyle bu işlerin %80'i diyebilirim belki de. %20'si de işini iyi yapmak belki de yani. Örgüt, umarım hepimiz bedel ödeyeceğiz. Yani ben bedel ödemeye varım da umarım bu değişir yani. Değişmesi lazım. Sanmıyorum. Ben o konuda pek umutlu değilim açıkçası yani. Bakalım. Peki abi, şimdi önemli bir soruya geliyorum. Sektöre başladığından beri çok fazla ödül aldığını biliyoruz. Bu noktada artık ödüller seni hala motive ediyor mu? Yoksa evet alıyoruz ama çok da bir anlamı olmuyor dediğim dönemler oldu mu? Ödüller hakkında açık açık abi. Ne düşünüyorsun onu merak ediyorum. Ne işine yaradı mı? Yani şüphesiz işine yarıyor. Dikkat çekiyorsun. Yani ödüller ismini duyurmanın en önemli araçlarından bir tanesi. Ama ben hiçbir zaman böyle ödül odaklı, ödül kafasında bir insan olmadım. Yani çalıştığım, yani ilk olarak hani reklamcı olarak kendimi duyurmaya başladığım ajans benim Yorum Ajans, Publicist Yorum. O ajans da biraz öyle bir ajans değildi. Mesela TBWA gibi böyle ödül için yaşayan, ödül ateşiyle yanıp tutuşan bir ajans değildi Yorum Ajans. Yorum Ajans müşterilerine iyi hizmet etmeyi, işte onların iletişim problemlerini çözmeyi ve müşterilerinin adını duyurmayı ön plana koyan bir ajanstı. Benim de bakış açım biraz buydu. Yani ben kendi reklamımı yapmaktansa müşterilerin reklamını yapmayı daha çok doğru buluyordum. Sen iyi işler yaptığında birileri de bunu, ya sen çok iyi iş yapmışsın, sana ödül veriyoruz derse de Allah razı olsun yani, hani kabul ederiz modunda evet. Takılan bir adamdım ben yani. Hani o yüzden de böyle ya şu ghost işi yapalım da bir tane Zonguldak gazetesinde yayınlatalım da yarışmaya sokalım da oradan yürüyelim falan filan kafasında olmadım hiç. Benim yaptığım işlerin %90'ı hiçbir yarışmaya girmemiştir mesela yani. Hani benim ödül sayım aslına bakarsan diğer bazı böyle ödül şeyleri, şövalyeleri kadar yüksek değildir. Sebeplerinden bir tanesi bu. Benim işlerim %90'ı ödül yüzü görmedi. Katılmadı bile ki ödül alsın yani. Ki zaten hani son yıllarda da böyle yani bu şeyi de tartışılır oldu artık. Hani çok fazla mı ödül veriliyor? Yani ödülün de böyle o alınabilir tesini mi? Değil mi? Yani ödüller ticari işletmeler sonuçta. Yani bu kadar çok ödül verilmesinin sebebi de bu. Kan, işte Epica, bunların hepsi birer şirket sonuçta ve ne kadar çok işte katılım olursa o kadar çok para kazanan şirketler bunlar. O yüzden de tabii ki mesela her yıl 1000 tane ödül verilmesi ben saçma buluyorum yani. Bu kadar çok iyi iş yok ki dünyada, her yıl 1000 tane işe ödül veriliyor abi. Yani kendine işte, körler sağlar birbirlerine. Kimsenin umurunda da değil açıkçası yani. Hani Türkiye'de mesela Kristal Elma oluyor. Ertesi gün gazetelere, televizyonlara bakıyorsun. Haber bile olmuyor. Kimsenin umurunda bile değil yani. Reklamcılar kendi kendilerine bir şekilde tatmin oluyor işte. Yani bu şeye benzetiyorum ben bunu. İşte doktorların toplanıp ya ne güzel ameliyatlar yaptık biz diye kendi kendilerini pohpohlamalarının ne kadar saçma olacağını düşünüyorum. Biraz onun gibi bir şey bu yani. Peki şunu soracağım. Belki şunun sebebi bu olabilir mi abi? Ajanslarda, ünvanlarda yani ajanslar insanlara artık eskisi kadar para veremiyorlar. Bu bir gerçek, maaş veremiyorlar. Aynen, ajanslarda, aynen. Ünvanlarda ajans ünvanlarında hızlı bir sıçrama olduğunu düşünüyor musun? İnsanlara çabuk ünvanlar veriliyor mu? Bunu anlamadım sorun. Çünkü siz bunları gördünüz abi. Yani bu abi yani işte bilmiyorum ya. Bizim de kaderimizde dinozor olmak varmış demek ki. Yani böyle ben bir gün hani ben de böyle şeyler konuşacağımı falan hiç düşünmezdim. Ama mesela bizim zamanımızda çocuklar kreatif direktör olmak falan yani böyle bir ne bileyim 5 yıl 20 yıl falan çok mümkün olabilecek bir şey değildi. Yani hani önce bir ne bileyim bir olman gerekiyordu. Yani bir herkesin saygısını kazanman gerekiyordu. Ya bu adam diyorsa doğrudur falan denmesi gerekiyordu. Şimdi bakıyorum abi adam ajansa girmiş, ertesi gün
yani bir yıl geçiyor, herif kreatif direktör olmuş. Abicim hangi deneyimle, hangi tecrübeyle, tamam iki tane çok güzel iş yapmış olabilirsin de kreatif direktörlük bu değil ki. Yani hani. Evet. Yani bunun şeyi de tabii ki işte gene ekonomik sebeplere dayanıyor. Para veremediklerine göre, şey yapamadıklarına göre, daha iyi koşullar sunamadıklarına göre şeker dağıtır gibi böyle şey ünvan dağıtıyorlar. Yani. Adam da tutamıyorlar bence. İnsan da tutamıyorlar. Örgüt yani. Yani işte bir süre sonra artık kreatif direktörlük de yetmemeye başlıyor. Böyle eksekütü bilmem ne falan filan. Ben hani birkaç yıla kadar ben şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Böyle intergalaktik Megatron direkt falan filan. Doğru. Değil mi? Abi iyi söyledin. Ya hakikaten. Abi yani bu nedir bu ünvan bolluğu? Abi nasıl oluyor bu ya? Worldwide Creative Director falan nasıl oluyor bir adam? Mesela adam 150 tane ülkedeki ajanslarla ulan her biriyle 2 dakika toplantı yapmaya kalkışsa hani mümkünat yok. Nasıl oluyor bu iş yani? Ya bir dönem böyle bir beyaz yakanın kendi aralarında böyle bir ünvan şeyi iyiydi, popülerdi de son yıllarda ünvan da artık yani herkes abi paraya bakıyor Türkiye'de, öyle bir durum var yani. Abi ünvan neden eder? Çünkü daha iyi kazanırsın. Yani hani doğru. Yükselmektir bunun adı ya, hani işte yükseldikçe ünvanın büyür. Bu yok. Yani hani böyle bir para yok çünkü dağıtılabilecek böyle bir para yok. O zaman hani sen benim ünvanımı heksakütüv yapsan ne olur ki yani, ne bileyim. Diagonal heksakütüv işte falan filan bir şeyler yapsan ne olur yani. Eyvallah. Güzel söyledin abi. Peki sen şimdi müşterileri yeterince donanımlı buluyor musun abi? Ya, hakikaten son yıllarda diyelim. Önceden ben müşteriler sence müşteri tarafından bahsediyorum. Seni ajansla iletişimde olan müşterilerin kendi elemanlarından bahsediyorum. Abi kesinlikle bence çok donanımlıdırlar. Bence vardır böyle insan. Nerede yaşıyorlardır bu insanlar? Bir hayal ülkesinde mi yaşıyorlardır bilmiyorum ama o insanların bir şekilde bir yerlerde var olduklarına inanmak istiyorum. Ben henüz görmedim. Yani yine pozitif bakıyorsun ama. Bakmak istiyorum. Çünkü bakmak istiyorsun. Eminim ki vardır bu insanlar ama ben henüz görmedim yani. Ya burada sorun ne olabilir örgüt? Yani burada işe giren insanlar hakikaten hani sadece üniversite mezunu olup ya bir ajans, bir müşterinin markanın kurumsal iletişim departmanına girelim, ajansa da işler yaptıralım. Basitliğinde mi sence bu kadar mı bu iş kötü durumda yani Türkiye'de? Ya abi şimdi böyle bir şeyler söyleyeceğim ama çok ağır şeyler olacak o şeyler. Bazı insanları çok rahatsız edebilecek şeyler söyleyebilirim. O yüzden söylememek istiyorum. O noktalardaki bazı insanların o noktalara nasıl geldikleriyle ilgili. O yüzden çok bence bir şey demeyeyim ben. Tamam, hayır şunu söyle, kişisel bir şey söyleme tamam ama de ki yani yöntemler böyle de yani en azından biz de bunu bilelim ya da niye böyle oldu? Abi işte yöntemler insan. Genellikle bizim bilmem kimin yeğeni var çok iyi. İşte buna başka bir şey bulamadık, bu da sizden marka yöneticisi olsun. Böyle veriliyor bu kararlar yani hani. Ondan sonra da o insan mesela şey diyor, böyle film çekeceksin mesela, bu böyle 10 yıldır marka yöneten bir insan sana şey diyor. Hani böyle filmler çekilmeden önce kare kare bir şeyler çiziyorsunuz ya diyor yani. Anlatabiliyor muyum hani şey bu. Peki abi ajanslar bunları eğitmek için. Bahsediyor yani. Yani örgüt ajanslar sence müşteri tarafını, müşteri ekiplerini eğitmek için bir çaba gösterebilir mi? Gösterse iyi olmaz mı? Abi mesela göstersinler. Ajanslar buna neden çaba göstersin? Ya ajansın işi bu değil ki. Yani niye? Ajans bir hayır kurumu da değil yani. Ajans işini iyi yapmakla yükümlü bir yer sonuçta. Herkes işini iyi yaparsa ajansın bunları yapmasına neden gerek kalsın zaten yani? O zaman niye eğitelim abi biz müşterileri yani? Delin miyiz? İşte o eğitmediğimizde de o zaman şöyle bir durum olmuyor mu? Türkiye reklam sektörü Türkiye marka sektöründen daha ileride oluyor. Yani şimdi şöyle düşün, Amerika'yı düşünelim. O ortada bir Apple diye bir ürün var. Apple diye bir ürünün reklamını yapmak kolay. Ama Türkiye'de Türkiye'de Apple da yok. Türkiye'de TBWA Media Arts Lab gibi bir ajans da yok. Yok Türkiye'de böyle bir şey. Çünkü Türkiye'de zaten böyle bir ekonomi yok. Yani böyle bir ekonomi olmadığı için, böyle bir işte milyar dolarlık bir pasta olmadığı için bunları zaten biz muhabbet olarak konuşabiliriz ancak yani. Yani o yüzden yani Türkiye'den çıkan bir marka yok mesela. Dünyada böyle bir şeyimiz yok. İşte belki az buçukundan şey Beko var. Beko da zaten hani şey olduğu için, ucuz ve tapon bir marka olduğu için dünya çapında iş yapan bir marka yani sonuçta. En iyi
En büyük başarı hikayemiz de bu. Başka da var mı? Ben bilmiyorum yani. Peki son yıllarda o zaman bu basket reklamcılığı dediniz. Reklamcılığın olma sebebi bu mu? Yani buna gerek yok. Zaten biz buna reklamcılar olarak çok kasmayalım. Zaten öyle bir ekonomimiz yok. Bu ürünün karşılığı budur zihniyetini acaba evirdi mi bizi süreç? Hani ekonomi düşük. Zaten maliyetler kısık. Markalar da o kadar iyi değil. İhracat atıyorum işte çok yüksek değil. Biz de daha reklamcılığı basitleştirelim. Hani senin anlattığın dönemlerdekinden hani sonuçta orada bir zorlama da vardı örgüt. Yani reklamcıların ben kendisini ne kadar zorladığını biliyorum. Hepimiz daha iyi işler yapabilmek için yani çağın ötesinde modern ya da dünyayı yakalamak için çok iyi işler yapmaya çalışıyorduk. Fakat O arkadaki başka bir marka şey. bir... O Ha. başka bir şey. Yani yani daima kendi yani birileri seni daha iyi iş yapman için zorlamaz. Sen kendi içinde o istek varsa ancak bunu yapabilirsin zaten. Ya yani o ekonominin durumu ne olursa olsun Türkiye'den marka çıkmasa da gene fark etmez. Yani sen şey diye bakmıyorsun. Ya bu marka da işte çok iyi bir marka değil. Ben buna ona göre iş yapayım falan diye bakarsan zaten bir yere gidemezsin. Kendini de Yok o geliştiremezsin. evet. Yani öyle bakmadık zaten biz hiçbir zaman ya. Yani. Benim için her müşterim benim gözümde dünyanın en değerli markası. Öyle bak. Yani mesela. Eyvallah. Ama hani bazı gerçeklerin de farkında olmak lazım. Hani neyle neyi karşılaştırdığını biraz bilmek lazım gibi geliyor bana. Eyvallah. Peki şimdi yani bu aslında konuştuğumuz şeylere yakın bir soru. Bunları az bir çoğunu konuştuk ama şeyi merak ediyorum işte. Reklam sektöründe çok fazla zaman geçirdin ve epey bir değişim gördüğünü konuştuk. Sence yaratıcılar açısından ömür boyu yapılabilecek, sürdürülebilir bir iş mi? Ya Türkiye'den bahsediyorum. İnsanların sanat yönetmenliğinden, metin yazarlığından emekli olabileceğini düşünüyor musun bizim ülkede? Böyle bir Hayır, profil düşünmüyorum. düşünmüyorsun. Böyle bir şey yok yani. Bu bir gerçeklik yani. Çalıştığım hiçbir ajansta mesela ben 40 yaşının üstünde bir yaratıcı görmedim. Çünkü böyledir. Ajanslar genellikle işte insanların en genç yaşlarında o aşırı enerjilerini alıp sömürmenin yollarına bakar. Bir süre sonra da işte hani bunu çünkü yaş ilerledikçe, tecrübe ilerledikçe o insanlara hani daha yüksek maaşlar da ödemeleri gerekir. Bunu ödeyemeyecekleri ve ödemek de istemeyecekleri için tabii ki işte gene daha genç, daha deneyimsiz ama daha enerjisi sömürülmeye müsait insanlara doğru eğilim gösterirler. Bu yüzden de mesela ben çalıştığım ajanslarda, kreatif ekiplerde mesela galiba ilk zamanlarda kreatif direktörler mesela hep belli yaşındaki insanlar olurdu. Daha 40 yaşının altında falan kreatif direktörler görmüyorduk. Ben hiç çalıştığım ilk 10 yılda mesela böyle bir şey görmedim. Ama çalıştığım ekiplerde de mesela hiç 40 yaşının üstünde insan görmedim. Böyle bir durum Yani vardı ya yani. tuhaf bir durum değil mi? Şimdi bir doktor olsan, bir avukat olsan yaşın ilerledikçe yani hakikaten hem mesleğinde hem uzmanlaşıyorsun hem her şey oturuyor. Mesleğinle yaşamaya devam ediyorsun. Ama bizim işte bir sürekli bir değişim ya bu yorucu değil mi sence bir noktada artık insanın öngörememesi yapacağı işin nereye varacağı çok tuhaf bir şey değil mi? Denetimsiz geliyor bana biraz. Öyle yani Yani müzisyenlik gibi mi? Aslında müzisyenlik de değil. Örgüt öyle. biraz öyle abi ya, biraz öyle Ya. aslında. Ben çok da hani bunu şeyde görmüyorum ya, biraz bu işin doğal Doğası. şeyi böyle, akışı gidişi böyle herhalde, ne bileyim Bu işin bilmiyorum yani. fıtratında var diyor musun? Bu işin. Biraz öyle ya. Yani çünkü şeylere de baktım. Hani mesela ne bileyim işte rock yıldızlarına da baktığımda hani en böyle iyi albümlerini 30'lu yaşlarda yaparlar. Artık 40 yaşından sonra 50 yaşından sonra hala albüm yapıp turneye çıkıyorsa o adam bellidir ki para kazanması gerekiyordur. Onun için yapıyordur o işleri gibi bir Değil mi? duruma dönüşür o işler. Mesela Rolling Stones'un en iyi albümleri bu albümler değil herhalde Değil evet yani ilgi yani. güzel benzetme abi eyvallah. Peki şimdi şeyi konuştuk ya böyle hani aslında reklam ajanslarının kökeni yaratıcılar tarafından oluşturulur ve iyi reklam ajansları dünyada yaratılan ya da oluşan bugün büyük dediklerimiz hep yaratıcılar tarafından oluşturulmuş. Sence bu işin kaymağını Türkiye'den de duyabilirsin, dünyada da görüş bildirebilirsin. Bu işin kaymağını kim yiyor sence? Tasarımcılar, yazarlar, ajans patronları, stratejistler, müşteri ilişkileri bu. Kimler bu işin kaymağını daha çok yiyor, kazancını? Abi yani işte bu holdingleşmiş networkleri yöneten insanlar tabii ki. Yani hani kim yiyecek başka? Yani pastadan Doğru. herhalde en küçük dilimi bu işi tahmin ediyorum yani. Hı. Eyvallah. Peki.
Ego için ne diyebilirsin örgüt? Yani bunu şey reklam sektörü dışında da soruyorum. Bir tasarımcının egosu kendini öz eleştiri yaptığında yani egoların ne derece şeyde bastırıyor seni ya da ne bileyim bazı yaptığın şeyleri egoların yüzünden mi yapıyorsun yoksa hayır doğru olduğu için ya yani bu ego ile ilgili birkaç sorun daha olacak çünkü sonuçta biz tasarımcıyız, üreticiyiz ve ego bizim hayatımızda olmasa belki de bir itki olmayacak. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani yaratıcı insanın yani bir miktar egoya sahip olması bence çok normal, çok doğal bir durum. Aşırıya kaçmadığı ve işte megalomanyaya dönüşmediği sürece bence sağlıklı da bir durum. Çünkü o ego seni şey yapıyor, motive ediyor ve sana enerji veriyor bir şeydi. Ama bu asla kendini başka insanlardan işte üstün görmeye, böyle küçük dünyaları ben yarattım, işte buralar benden sorulur falan filana dönüşmemeli diye düşünüyorum yani. Yani Peki. bir miktar ego iyidir. Yani şey işte azı karar fazlası zarar mı diyorlardı neydi işte Evet öyle evet işte anladım. Peki yani. ajanslarda egoya direkt egoya mal aldığını hissettiğin anlar oldu mu? Yani adam sırf egosu yüzünden sana bu olmamış bu olmuş öyle insanlarla çalıştın mı? Öyle insanlardan başka insanlarla çalışmam belki de diyebilirim. Peki. Egoya maruz bıraktığını hissettiğin insanlar oldu mu? Öyle niyetle yaklaştın. Bugün birisi bana çıkıp dese ki ya örgüt bana ego yaptı falan der mi Abi sence? bu yorum olmamıştır ya. Eğer olduysa, eğer bir şekilde bir insanın en ufak bir şekilde incinmesine sebep olduysam çok üzülürüm. Farkında Eyvallah. olmayarak belki de yapmışımdır bilmiyorum ama hani hayata bakış açım zaten böyle bir şeye pek izin vermiyor yani hani Eyvallah. ama şey de değil tabii ki biz kusursuz böyle tıkır tıkır işleyen robotlar olmadığımız için insanız biz de yani bazen işte çok yorgunsundur, çok üzgünsündür, çok düşmüşsündür ve onu başka bir şekilde yansıtıyorsundur. Belki de yapmışımdır bilmiyorum yani. Yani bak teşekkür ederim ha. Bu arada hakikaten bir saattir konuşuyoruz. Bu soruları ben sana özel hazırladım. Her Eyvallah konuğa çok. özel sorular hazırlıyorum. Bazıları böyle şey görülebilir. Hakikaten sert sorular demeyeyim de çok dobra açık sorulara Yo ben sen çok 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 tatlı. yani çok dobra cevaplar verdin. Teşekkür ediyorum hakikaten. Ben teşekkür Yani ederim. herkese de zaten hani böyle soru sormam. Ki yani bu soruyu soracağım insanın az buçuk şeyini biliyorum. Yani senin orada dilinin kemiğinin olmadığını da biliyorum. Söylediğin şeyin arkasında duracağını da biliyorum. O yüzden soruyorum. Bu arada kedimi Tamam. duyuyor musunuz bilmiyorum ama kedim coştu yani bu arada. Yok ya. Yok yok Şu bu anda gelmiyor abi ses. dikkatimi çekmeye çalışıyor. Benimle hiç ilgilenmedi diye evin Ben içinde naralar atıyor şu anda. eyvallah. Şimdi abi sana bir şey soracağım. Türkiye'de network ajanslar mı daha başarılı, yerel ajanslar mı? Başarı hani şey açısından skalasından soruyorum. Kreativite ve hakikaten iyi işler yapıyorlar dediğin ikiye ayırdığımızda bunlar hangi? İkisinde Abi de çok çalıştım. başarılı işler yapan yerel ajanslar da, çok başarılı işler yapan network ajansları da var. Çok başarılı işler yapan her iki koldaki ajanslar da bazen çok berbat işler yapıyorlar. Bir şey yok hani ya bu ajanstan bu iş çıkmaz diyebileceğin bir şey yok. Ya yani mesela şey diyebiliyorsun yani Wieden+ Kennedy'den böyle iş çıkmaz diyebiliyorsun ama Türkiye'de bunu söyleyebileceğin bir yer yok yani. Sürpriz hep sürpriz olabilir diyorsun yani. Olumlu Olabilir olumsuz. yani ama şey var yani bol miktarda iyi iş de var bu arada yok değil yani çok çok Evet. güzel işler yapılıyor görüyorum takip etmeye çalışıyorum yani. Peki abi tasarımcılar sence örgüt politik mi yoksa toplumsal olaylara karşı duyarlı mı? Ajanslarda 20 sene çalıştın, herkesle dirsek teması yaptın. Genelde böyle tasarım dediğimiz şey, şimdi senin de geçmişin hani politik bir durumdan reklamcılığa evrildin. Yani biz toplumsal olaylara karşı böyle biraz daha lümpen mi diyeyim, böyle küçük burjuva şeyleri olan, alışkanlıkları olan, özenmeleri olan insanlar mıyız? Yoksa hakikaten politik durumlarda tavrımızı koyduğumuzu görüyor musun Türkiye arenasında tasarımcıların? Abi koyuyormuş gibi görünüyor. Türkiye'de toplumun şöyle çok garip bir şeyi var. Pragmatik bir yaklaşımı var. Biraz ikiyüzlüce de buluyorum bunu. Herkesin bir şeyi var mesela böyle bir siyasi bakış açısı, işte böyle bir hayatı kavrayışı vesairesi var. Ama bunu çok güzel bir şekilde mesela iş başka hayat başka diye bunu böyle sanki hayat iki ayrı kanaldan akabilirmiş gibi çok güzel bölmüşler bunu. Yani ve hani normalde savundukları ilkelerle, ideallerle asla bağdaşmayacak şeyleri
iş hayatlarında insanlara karşı yapmaktan mesela hiç gocunmuyorlar. Ya hiç ya ben bunu nasıl yaparım demiyor insanlar ve çok rahat bir şekilde mesela çok eşitlikçi, çok özgürlükçü baktığını, çok öyle paylaşımlar yaptığını bildiğim pek çok insanın böyle iş hayatında berbat bir karakter olduğunu ve iş başka, hayat başka, örgütçüyüm diyebildiğini biliyorum mesela. Dedi, güzel yani senin de bu tarafta görüşünü hakikaten merak ediyordum yani çünkü bizde yani bazen hani dediğin gibi işine gelme durumunu herkes yapıyor mu acaba yapsa gerçekten o yüzden sordum. Peki abi şimdi benim de çok rahatsız eden bir konu var yani burada bak podcastlerde de kaç tane insanla konuştuk hepsi erkek. Türkiye'de tasarım dünyasında erkek egemen bir durum var mı sence? Ben bundan çok rahatsızım ama hani bununla ilgili de şimdi ben de sonuçta kadınları da hani kadın tasarımcıları da burada çıkartmak istiyorum ama bu durum hem azlar hem de hakikaten hani çok böyle bir baskı şey bir durum var Türkiye'de. Eşit olmayan çok da az değiller aslında ya. Yani ben ne bileyim şöyle bir düşünsene mesela ben yorumu düşünüyorum, hayal ediyorum. Ekibimizin bizim yarısı kadındı mesela. Yani hani hiç öyle bir şey sıkıntı yoktu. Hatta ajansın yönetim kademesi tamamen kadındı. Erkek yoktu yani. Yaratıcı ekibinde herhalde %50-%50 gibiydi. Yani yazarlar, art direktörler bayağı bir şey vardı. Ama oradan çalıştığım ajanslarda bir düşüneyim. Yok ya sanıyorum hep böyle bir şey vardı. Böyle bir denge yani vardı. Onu merak ettim. Bana. Senin görüşünü Evet öyle bir genel görüntü itibariyle öyle bir şey söylenebilir tabii. Çok rahat erkeklerin görünürlüğü çok daha fazla. Yani. Evet evet o biraz. Ama bu değişiyor. Doğru değişiyor. Değişmeli de bence yani. Bence de tabii ki. Yani. Peki abi şimdi portfolyo kısmına geleceğim. Şimdi portfolyo kısmında arkadaşların çok fazla buradaki arkadaşların hani bir kısmı daha hiç sektöre başlamamış insanlardan oluşuyor. Bir kısmı daha bu işlerin eğitimini almaya yeni başlayacak olanlardan oluşuyor ve dolayısıyla bir kreatif direktöre, bir ajansa portfolyo nasıl yapılır, nasıl atılır, işte ajans tarafında neler istenir gibi iş başvurularında hiçbir konuda fikirleri yok ve burada senin bize söyleyeceğin şeyler onlar açısından çok katkı sağlayıcı olabilir. Mesela bugüne kadar sana gelen staj portfolyolarında, staj ve junior diyelim. En çok dikkatini çeken olumsuz durum nedir? Yani başarısız bulduğum, senin bir yaratıcı, bu işte usta biri olarak hakikaten ne diyebilirsin arkadaşlara? Bir asıl öneri. Şunu diyebilirim. İnsanlar çok fazla talepkarlar. Böyle çok her şey hazır olarak kendilerine verilsin istiyorlar. Yani o şeyi almak için gereken çalışmayı yapmak, gereken çabayı göstermek gibi bir eğilim genç kuşaklarda özellikle pek görünmüyor. Bu biraz üzücü geliyor bana. Yani adam mesela hemen şey olmak istiyor böyle. Hemen ben işte şey olayım, senior olayım. Hemen beni şey yapsınlar, kreatif direktör yapsınlar. Ben sizin ajansta kreatif direktör olarak başlayabilir miyim diyen pek çok cesur arkadaşımız oldu mesela yani böyle. Ha bu biraz üzücü çünkü hani kendi geçtiğim yollara bakıyorum. Ne kadar uğraştığımı ve ne kadar zorlu bir yolculuk olduğunu hatırlıyorum. Ve hani garipsiyorum biraz bunu ya. Yani ne bileyim biraz yani, şey yapmak gerekiyor, çaba göstermek gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Saatlerini, günlerini, gecelerini vermen gerekiyor. Bu işi yapmanın başka bir yolu sanıyorum yok yani. Evet. Peki ya şöyle bir soru. Bu işi programlardan, program bilgisinden ve sadece işte grafik tasarımın temel ilkelerini bilmekten ibaret sanan da çok büyük bir çoğunluk var. Böyle olmadığını umuyorum hızlı bir şekilde görürüm. Umuyorum bunu görmeleri çok uzun sürer. Yani bu şey gibi hani bir roman yazarının daktilo bilmesinden farklı bir durum değil bilgisayar programlarını kullanmayı bilmek. Yani bunları sadece bir araç olduğunu öğrenecekler. Amaç bunlar olamazlar. Sadece bir araç, amaç değil. Amaç hikaye, amaç senin hayal gücün, amaç senin düşünselliğin, amaç senin işte yazdığın hikaye. Yani amaç bu. Yani tasarım yapmak hikaye yazmaktır aynı zamanda. Sen nasıl bir hikaye yazıyorsun? Nasıl bir hikaye yazmak istiyorsun? Bu mesele. Yoksa ben Photoshop'ta taklalar attırayım diye başladıysan zaten bu işi çok yanlış bir noktadasın.
Peki abi sen o zaman yeni nesil tasarımcılarla bir araya geldiğini söyleyebilir misin? Ya da herhangi bir okulda ders veriyor musun? Ya da sana portfolyolar geliyor, değerlendiriyor musun? Yeni nesille aran nasıl? Yani burada sonuçta evet ustalarla bir arada olmaları gerektiğini konuşuyoruz zaten. Bunun doğru bir eğitim modeli olduğunu düşünüyoruz ama senin buradaki durumun ne? Yeni nesille ne kadar ilişkilisin? İlişkiliyim yani bir şekilde o şey yaptığın sürece işte böyle hani ürettiğin sürece bir şekilde ilişkide kalıyorsun. Dönem dönem okullarda işte derslere konuk oluyorum. Bazı jürilere işte katılıyorum. Bilgide en son işte bu Mehmet Gözetli'yi tanır mısın? Duydun Evet, mu yani bilmiyorum. duydum. Evet. Tanışmadım ama biliyorum İşte tabii. sevdiğim bir arkadaşım işte o ders veriyordu. Tipografi dersleri veriyordu. Onun derslerine birkaç tane konuk oldum. İşte konuk jüri oldum. Beraber bunu projelerini değerlendirdik falan. Orada gördüğüm durum çok parlak değildi açıkçası. Biraz üzücüydü. Yani 80 kişilik sınıftan mesela iki tane falan hani değerlendirilebilir nitelikte proje çıkıyordu. Çok üzücüydü bence yani. Veya iyi bir okuldan bahsediyorsun. Yani aslında Bir şu zamanlar iyi olan bir okuldan bahsediyorum. Bence Bilgi Üniversitesi tamamen boşalttı. Yani an. herhalde o gene reklam sektöründe olduğu gibi bilginin son iyi günlerini gören insanlardan biri de benim. Orada yüksek lisans yaptığım zamanlarda herhalde o okulda son iyi günlerini yaşıyormuş. Zaten sonra kadrosunu darma duman ettiler. Okul birilerine satıldı. Sonra işte böyle petrol şeyhlerinin çocuklarının o şey parayla diploma aldığı falan bir yere dönüştü. Böyle bir garip bir şey oldu yani. Eyvallah. Abi peki o zaman şimdi biraz Artık bilginin kapısından sokmak. yok yok bence abi senin buradaki yani sonuçta sen dürüst davranıyorsun ki bilgiyle bir Yani çok şeyin da yok önemli değil. çıkarın yok yani. Hiç önemli değil açıkçası yani. Aynen aynen. Bildiğim ve gördüğüm budur. Evet eyvallah. Peki ekonomiye gelelim abi biraz şimdi bizim işin ekonomi tarafını sana bazı şeyler soracağım. Şimdi Türkiye'de bizim mesleğin freelance tarafında adam saat çalışma modelinin standartların oturduğunu düşünüyor musun? Yani bu ajanslar tarafında bu ajansın kendi bütçelemesiyle vesaire bir şekilde oturuyor ama bireysel bir tasarımcı olduğunda sence şey problemi yaşıyor muyuz? Yani bu gelirlerin tam arayan bir standardı var mı? Kendi açından bunu Yok. nasıl yapıyorsun? Yok. Hiçbir standardı yok. Çok şey zorlu. Yani bana şey olduğunda işte ajans olarak gittiğinde çünkü hani belli bazı işleyişler var. Müşteri de ona göre hareket ediyor. Sen de ona göre hareket ediyorsun ama hani bağımsız olduğunda insanlar böyle sana hayretlerle falan bakıyorlar. Böyle bütçe geçtiğinde bu ne ya falan nasıl bir bütçe bu falan diye böyle karşında koltuğundan düşen müşteri falan çok oldu yani. Örgüt pahalı bir tasarımcı olduğunu düşündürüyorsun buradan şimdi. Bilmiyorum, sanmıyorum. Yani çünkü şeyi düşünüyorsun işte ona kaç saat emek verileceğini, hangi kaynakların kullanılması gerekeceğini, ne kadar vaktini alacağını, nasıl bir ekip oluşturman gerektiğini, süreci nasıl yönetebileceğini ona göre bir karlılık hesabı yapıyorsun. Benim için karlı olmayacaksa zaten ben o işi niye yapayım ki? Evet. Yani Yani. hala bu iş bireysel dönüyor. Duyuyor musun abi? Duyuyorum, duyuyorum. Yani bu işin hala ben o zaman şunu düşünüyorum. Çok böyle kişi bazlı, olay bazlı, durum bazlı. Hala bir standardı yok yani bu işin. Abi hiçbir standart yok ve tabii ki her zaman daima her işini daha ucuza yaptırmak ister. Böyle bir psikolojiyle hareket eder. Ama bunun da bir sonu yok. Yani hani bunun yani iyi bir örnek midir, kötü bir örnek midir bilmiyorum da bir kere hani çok samimi olduğum bir müşteriye bu örneği vermiştim. Yani sen gidip Prada'dan da bir şey alabilirsin, Koton'dan da alabilirsin. Yani Prada'dan almak istemiyorsan Koton'dan alırsın. Yani hani bu biraz da böyle bir şey. Sen Doğru. kendini nasıl konumlandırmak istiyorsun? Nerede olmak istiyorsun? Kendini nasıl görmek istiyorsun? Ona göre yani sen ben her şeyimi Shutterstock'tan alacağım. İşte en ucuz tasarımcıyla çalışacağım falan filan diyorsan ondan sonra da ben işte ne bileyim H&M gibi bir dünya markası olacağım dememen gerekiyor yani. Eyvallah. Peki grafik tasarımın telifi olmalı mı? Ne diyorsun Örgüt? Bir türlü bu yani bir türlü demeyeyim de bu olup olmama durumu tartışılıyor. Şimdi bak fotoğrafçılar, müzisyenler, ses sanatçıları, prodüksiyon, film herkes telif alıyor. Bizim bir Evet. tek yani ajansta çalıştığın sürece maaş alıyorsun. Çıktığında bağımsız projelerde işi yapıp projenin parasını alıyorsun ve o projeyle Aynen öyle. herhangi bir ilişkin Hiçbir kalmıyor. hakkın yok. Yani sence doğasına telif ters mi bizim işin yoksa olmalı mı bir yerde? Ne diyorsun bu duruma? Abi telif doğasına ters değil ama
her işinde telifli olması beklenemez. Yani telifli olabilecek işler var, olmayacak işler var gibi geliyor bana sanki. Yani hani bunun ayrımı iyi yapılmalı. Ama yani şu anda mesela bizim açımızdan baktığımızda bizim ürettiğimiz hiçbir şeyin telifine biz sahip değiliz. Yani ve bu bence çok garip bir durum. Yani evet, fotoğrafçıları görüyorum, işte yönetmenleri evet. görüyorum. Herkes pay alıyor. Hakikaten yani çok ama ciddi. Alıyor ama gerçi artık şey de ya, fotoğrafçılar açısından da dünya eski dünya değil. Yani bir kere artık bütün yaratıcılar olarak çok daha zor bir dünyadayız. Yani hani bu bir gerçek. Bunu kabul evet, ederek evet. Buna göre bakmamız gerekiyor. Ama bu biraz da şeyden de kaynaklanıyor. Demek ki biz mesleğimizin dinamiklerini doğru düzgün oturtmayı hiç başaramamışız. Yani bizim bence bu de, bence de. Bu işte efsane tasarımcılarımız, bilmem nelerimiz hiç de iyi bir kültür yaratarak bize miras olarak devretmemişler. Hiçbir halt yapmamışlar açıkçası yani. Yani sinema sektörü mesela kendi kendine böyle bu kadar güçlü bir konuma gelmedi. Birileri onlara bu şeyleri vermedi. Bu insanlar çok sistemli bir şekilde işte sendikalaşarak mücadele ettiler. Çok mücadele ederek söke söke aldılar o hakları. Yani bizde herkes işte kendi gemisini kurtaran kaptan olduğu için ben kendi gemisini kurtaran kaptanım, teknemi alayım, Bodrum'a yerleşeyim, geri kalan yeni gelen yaratıcılar da bok yesin mantığıyla hareket ettiği için bizim bütün ustalarımız buradan da hepsine sevgiler, saygılar. Gençler eleştirecek tabi abi, eleştireceğiz ya yani bu, işte bu bugün yaşadığımız bu yani. Hiçbir şey yok. Yani hani reklamcılar olarak, yaratıcılar olarak, hani reklamcılar belki biraz daha farklı bir durumda olabilir. Onların en azından düzenli bir gelirleri var da bağımsız yaratıcılar olarak bugün tutunacak hiçbir dalın yok bu ülkede. Kendi kendine çalıp oynayan GMK dahil. Ben GMK denen kuruluşun bu ülkede ne işe yaradığını bilmiyorum. Yani evet, onu da konuşalım abi. Ben de yönetim kurulundayım. Yani GMK ile ilgili düşüncen ne? Abi pardon, o zaman GMK harika. Yok yok. Yok hakikaten abi, ben hiç yok, şey abi. Değil sonuçta, ben merak ediyorum senin orada. Çünkü sen bu şeye hiç yaklaşmadın abi, ben, yani. Ben hiçbir zaman GMK'ya üye olmadım. GMK'ya üye olmadım. Hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü GMK bence bir okul kulübü. Başka da hiçbir şey değil. Eyvallah. Böyle bir iki tane fakültenin kantininde öğrencilerin birbirlerini eğlendirmek için kurduğu öğrenci kulüplerinden bir tanesine benzetiyorum ben açıkçası GMK'yı. Başka da bir işe yaradığını düşünmüyorum. Çok üzgünüm ama dost acı söyler. Tabii ki yani bu senin görüşün. Bu soruyu ben sana sormak zorundayım. Belki bu fikrini değiştirmek için sonrasında bir konuşma yaparız. Belki seni de dahil ederiz. Belli mi olur abi? Eyvallah. Bunun için şantaj olsun diye söylüyorum. Eyvallah. Peki bir şey soracağım abi. Şimdi sanat yönetmenleri ve reklam yazarlarının Türkiye'deki iş gücü fiyatlamasını, yani gelirlerini düşündüğünde sence dünyadaki bizden daha gelişmiş endüstrilerdeki meslektaşlarımızla benzer bir hayat standardı yaşadığımızı düşünüyor musun? Ya da ne kadar yakın, asla, uzağız? Asla. O kadar uzağız ki abi. Oturup ağlamamız falan lazım. Yani, belli bir tecrübeye, belli bir sahip bir art direktörün Amerika'da sahip olduğu koşullar, Türkiye'de sahip olduğu koşullar arasında böyle ne bileyim 10 bin kat falan fark var. Hani böyle bu zaten matematik bilen birisi, iktisat bilen birisi şu an 1000 dolara Türkiye'de çok iyi bir sanat yönetmenini aylık çalıştırabileceğini görebilir. 1000 dolar evet, iş gücü. Aynen. Yani reklam yazarı da aynı. Hadi diyelim bir grup et. 1000 doları da sana böyle bak iyi bir maaş. Aynen. Yani bu aslında işte Türkiye'nin şu an ucuz bir iş gücü olması. Yani sadece reklam sektörü değil, diğer sektörlerde de böyle. Yani bir iyi bir işte bankacı, mühendis, şu bu. Yani bunları 500 dolara, 600 dolarlara üniversite mezunu insanları. Yani bunu dolar olarak söylememin sebebi yani dünya endeksine karşılaştırma abi, yapabilmek adına. Şöyle bir şey var. Yani Amerika ile Türkiye'yi zaten her anlamda karşılaştırmak çok şey. Yani çünkü Amerika'nın ekonomisi, Türkiye ekonomisinin 1000 katı falan büyüklüğünde. Yok, genel endüstri. Yani Avrupa'yı da, Asya'yı da katabiliriz. Sence Türkiye'deki bizim durum nerelerdeyiz? Gelir grubunda ve yaşam standartlarında. Abi Pakistan'la Bangladeş arasında bir yerlerdeyiz. Eyvallah. Peki. Hani güzel. O arada küçük bir kasaba var. İşte o kasaba Türkiye yani. Peki abi. Peki bir şey. Şimdi abi bizim işin işleviyle ilgili sana bir şey soracağım. Yani günümüzde artık tasarımın hızı işlevin önüne geçti mi sence? Yani sürekli bir güncelleme ve yenileme hali gerekli mi? Buna gerçekten ihtiyacımız var mı? Bunu şimdi reklam sektörünü geçtim.
Sen en son geçen Twitter'da şeyi paylaşmışsın. PlayStation şeyini gördüm. Onunla ilgili bir, yani bu kadar hızlı bir, şimdi arabalarda da var bu bilgisayar, hani bu tasarımdaki bu hızlı güncelleme sence gerekli mi? İşlevin önüne geçti mi? Yani sürekli Abi, satabilmek için tasarımı değiştiriyorlar abi. Öyle bir durum. geçti geçti ama artık hayat böyle. Yani sadece tasarım değil, çok hızlı akıyor. Yani artık mesela bir dünya ölçeğinde baktığında dünyada bir günde üretilen bilgiyi eskiden dünya 100 yılda falan üretiyordu. Şimdi öyle artık bir devinim öyle bir hızlanmış durumda ki zaten hani durup bir düşünüp geriye bakıp ya şunu şu noktalarda yanlış yapmışım demeye kimsenin şeyi kalmadı. Yani öyle bir hızlı bir akış var ki yani bu iyi mi bilmiyorum açıkçası. Yani çok da iyi değil galiba ya. Yani ben mesela her yıl yeni bir iPhone modeli çıkmasını, her yıl yeni bir iPhone modeli işte binlerce mühendisin kafa patlatmasını, on binlerce işçinin Çin'de insanlık dışı koşullarda bu iPhone'ları üreteceğim diye hayatını heba etmesini çok da iyi bulmuyorum. Yani böyle olmamalı sanki diye düşünüyorum ama hani Bu bir gidiş bu gerçek. yönde Yani gerçek ve bu değişir mi bilmiyorum. Sanmıyorum evet. yani. Yani ben senin de burada görüşünü merak ediyordum. Çünkü sonuçta tasarımcı olarak bunu hakikaten Abi düşündüğünü öyle biliyorum. artık mesela şey çok günlük her şey. Mesela eskiden ne bileyim bir kurumsal kimlik yarattığında, marka kimliği yarattığında bunun 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl yaşayacağını falan da düşünürdün. Şimdi artık öyle bir dünya yok çünkü zaten 3 yılda bir kurumsal kimlikler yenileniyor. Artık modaya uygun, trendlere uygun hale geliyor bütün markaların şeyleri, kurumsal görüntüleri. Doğru. Böyle bir dünyadayız artık yani. O yüzden de artık çok fazla bu işlerin niteliğini kimse ön plana almıyor galiba. Yani Eyvallah. Peki şimdi abi, eskiden şöyle bir tartışma olurdu hep, hani Türk tasarımı, işte Alman tasarımı, ha, İsveç tasarımı. şunu söylemeden de ama geçmemek lazım. Çok büyük markalarda böyle değil ama mesela Apple'da böyle değil bu. Çünkü Apple'ın logosu mesela şeydir. Yani arada böyle çok küçük oynamalar yapsalar da çok oturmuş ve sağlam bir kurumsal kimliği vardır ve bu yüzden de belki Apple bu kadar güçlü bir marka, bu kadar çok oynamadığı için duruşuyla yani. Belki de hakikaten Yani. markasına güveniyor ve markasıyla ilgili bir soru işareti yok. O yüzden oynamıyor. Belki. Peki abi, bir dönem hani şey tartışılırdı böyle, işte Türk tasarımı var mı? İşte İsveç tasarımı var, işte Alman tasarımı var. Amerikalıların bir nebze bir kendi tasarım anlayışları var. Grafik tasarımdan bahsediyorum. Yani artık böyle günümüzde tasarımın bir memleketi yok gibi görünüyor. Yani Yok teknik abi. altyapı, Yok. teknik Yok ve bence olmamalı dur soruyu da şöyle bir tamamlayayım. Teknik altyapı da. aynen. Ben soruyu tamamlamadan Evet, sen direkt abi şey yaptın. eyvallah. Pardon. Teknik altyapı aynı. Evet, herkes artık teknik altyapı olarak aynı şeyi kullanıyor ama sadece belki fikirde daha güçlü olan ülkeler ortaya çıktı. Sence bizim tasarım tavrımız Türkiye'de ve fikir bulma kabiliyetlerimiz nedenli dünya standartlarında? İşler yapabilen insanlarımız var ve çok çok bence dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir pozisyonda çok güzel işler ortaya koyabilecek tonla yaratıcı insanımız var. Ama hani genele baktığımızda hani sektörü bu insanlar yönlendirmiyorlar bir kere. Yani bu insanlar sadece bu sektörde piyon olmaya çalışıyorlar ve zaten çoğunluğu burada hüsranla hikaye sonuçlandığı için kaçıp gidiyorlar bu ülkeden. Bu ülkede zaten tutunabilen iyi yaratıcı az. O yüzden hani çok iyi bir noktada olunduğunu ülke adına düşünmüyorum. Yani ülkelerin farklı tasarım kültürleri olmalı mı noktası da vardı sorunun. Evet. Ben olmaması gerektiğini düşünüyorum. Orada biraz Steve Jobs gibi bakıyorum mesela. Steve Jobs'ın biyografisinde ya ben de öyle düşünüyorum da onun da öyle bir bakış açısına sahip olduğunu görünce çok şaşırmıştım ve sevinmiştim. Adam şey diyor yani hani bugün yaşadığımız dünyada artık Amerikan genci, Türk genci diye bir şey yok. Genç var diyor. Yani o yüzden de Amerika'ya uygun iPhone Türkiye'ye ve gerçekten de Türkiye'ye örnek veriyor. Ve bunu Steve Jobs İstanbul'a geldiğinde gözlemlemiş. Bu da çok güzel bir hikaye bence. Sen bunu bir yerde duydun mu, okudun mu bilmiyorum Yok, da. ilk defa duyuyorum abi. Ha,
Çok güzel devam hikaye bence. Steve Jobs İstanbul'a geliyor abi. Bayağı hamama gidiyor falan filan ve bayağı kafelerde oturuyor. Türk gençlerini gözlüyor. Nasıl hareket ediyorlar? Biz acaba ve şey iPhone'u daha yeni yaptıkları günlerde. Lansman zamanı. 2007 civarlarında. Biz acaba doğru yolda mıyız falan diye gözlem yapıyor adam ve yıllar sonra bu gözlemini işte biyografisini yazan yazara aktarıyor. Ve orada diyor ki bu gözlemlerim sonucunda diyor şunu anladım. İstanbul'un sokaklarında gezen bir gençle işte San Francisco'nun sokaklarında gezen bir genç arasında hiçbir fark yok diyor. Yani dünyaya bakış açıları, giyim tarzları, güldükleri şeyler, onları mutlu eden şeyler aynı diyor. Ve artık diyor bu anlamda diyor küresel bir kültür oluşmuş durumda diyor. Bu yüzden de diyor ben artık diyor ülkelere göre hareket eden markalara, ülkelere üretilmiş ürünlere inanmıyorum diyor. Artık diyor küresel bir dünyada yaşıyoruz diyor. Bu yüzden de diyor iPhone'un iletişimi diyor Amerika'da neyse Türkiye'de de o diyor yani. Ve gerçekten de Apple öyledir mesela. Farklı farklı iletişimler yapmaz. Gerçekten birebir bütün kampanyalarını uygular bütün dünyada. Böyle bakıyorlar. Eyvallah. Zaten Apple da şu an hani hepimize aslında bütün tasarımcılara örnek teşkil eden ve bize bir vizyon kazandıran önemli markalardan birisi. Çok yani bugün artık web tabanını bile etkiledi bence örgüt. Web sayfalarına dikkat edersen hepsi Apple'ın böyle sistemini taklit etmeye çalışan. Öyle bir şey mesela ben de bunu kendi hayatımdan da gözlüyorum. iPhone'ları elimizden sonra bu hızlanmaya başladı. iPad'le beraber iyice hızlanmaya başladı. Eskiden internet bize biraz daha uzak bir şeydi. Böyle işte bir masaya otururduk, bir bilgisayarın işte yani internette dolaşmak için özel bir takım ritüeller yapman gerekiyordu. Şimdi internet iPhone ve iPad'le yani daha önce de yok muydu? Vardı ama bence gerçek anlamda hayatımıza bu ürünlerle geçti. Artık kanepemize ve kucağımıza geldi. Yani bayağı böyle hayatımızın içinde bizimle beraber yaşayan bir şeye dönüştü internet. Ve hepimiz artık bu dünyanın içinde yaşamaya başladık. Böyle bir dönüşüme sebep oldu bence Apple. Adam bize neler yaptı örgüt. Şu an masaya bakıyorum. iPad Pro var, MacBook Pro var, iPhone var yani. Adam bizi değiştirdi abi hakikaten. Bize dediğin gibi bir şeyler yaptı. Peki abi şimdi madem böyle teknolojinin bizi esir aldığından hani buna benzer bir şey söyledik ben ya. Ben esir almak olarak bakmıyorum burada. Bunu şaka olarak söylüyorum. Peki ben bir esaret değil bu. Gönüllü bir ilişki bu. Doğru yani ama, yeni beslenme alanımız. Yeni beslenme alanımız ama bunun işte güzel tarafları olduğu kadar çirkin tarafları da var. Artık mesela göstermek için yaşıyoruz. Göstermek için geziyoruz. Göstermek için yiyoruz. Bu bence pek de güzel bir şey değil yani. Değil ama bence bu da bir noktada örgüt bir sonraki devrimde şey olacak gibi geliyor bana. Mahremiyet ön plana çıkacak gibi sanki ileriki dönemlerde. Dengeyi bulacak herhalde bir şekilde. Yani gene kendi davranışlarımdan gene gözlemlediğim kadarıyla mesela ilk yıllarda sosyal medyayı kullanışımla bugün kullanışım arasında farklar var. İlk yıllarda ben de çok görgüsüzce şeyler yapabiliyormuşum mesela. Şimdi baktığımda Allah bunu nasıl yaptın bunu yahu falan. Diyorum kendime yani. Evet evet işte bakayım değişen şey var. Peki abi şimdi kapanışa doğru geliyoruz örgüt. Yani benim tarafımdaki soruların artık bitmeye yakın bir şeyindeyiz. Sonra arkadaşların soruları varsa sana onları ileteceğim. Hazır mısın abi? Şimdi yaratıcılığın köreleceği kaygısını hiç yaşadın mı? Yaşıyor musun? Ya da kendini yeterince beslediğini bu aralar düşünüyor musun? Düşünüyorum yani sanıyorum daha doğrusu yani benim tabii kendi kendime düşünmemin pek de bir önemi yok ama mesela ilk zamanlarımdan ilk daha böyle emekleme zamanlarıma göre çok daha yoğun bir şekilde beslendiğimi düşünüyorum. Yani eskiden işte zaten hani bu kadar her türlü kaynağa erişimimiz yoktu. İşte böyle ajanslara yeni çıkan kitapları getiren bir takım abilerimiz olurdu. O kitaplara dünyanın paralarını dökerdik, servet harcardık o kitaplara. Ancak o şekilde tasarımı takip ederdik. Şimdi mesela akışı durdurmak için gözlerini kapatman lazım. Her taraftan akıyor. Böyle yani kendin öyle bir şey içindesin ki öyle bir beslenme dönemindesin ki beslenmemek için kendini zorlaman yani hani öyle bir durumdayız artık. doğru. Peki yani hiç yani bu anlamda mesela Behance
inanılmaz bir kaynağa dönüştü. Yani ben bir gün Behance'in bu noktalara gelebileceğini gerçekten hayal etmiyordum ki Behance'in ben ilk üyelerinden bir tanesiyim. Hatta Behance'in kurucularıyla falan benim bayağı o dönemlerde diyaloğum, yazışmalarım falan var. O dönemlerde hatta böyle işte ya sen ne kadar harika sunuyorsun işlerini falan diyorlardı bana. Scott Belsky mesela biliyorsunuzdur belki yani. Onunla evet, falan ben yazışıyordum. Yani adam o kadar az üyeleri vardı ki adam seninle birebir yazışıyordu yani. Doğru yani onların evrimi bence çok çok profesyonel oldu. Bir de tasarımcıları zaten yani o kadar iyi anladılar ki bizi ve şeyi de değiştirdi onlar. Mesela sunum mantığını, portfolyo mantığını evet, değiştiren onlar zaten dünyada. Ya o bir yandan da çok güzel bir şey, bir yandan da ama ben orada da sağlıksız bir şey görüyorum. Biraz böyle bir tek düzeliğe doğru itiyor. Gidiyor böyle evet, bir, standartlaşmaya bir, başladı. Behance şeyi var artık, bir Behance standardı var mesela. Bütün kurumsal kimlikler gerekli gereksiz aynı standarda göre hazırlanıyor. Herkes mesela aynı stratejik cümleleri kullanıyor. Aynı okapları kullanıyor. Mesela her kurumsal kimlikte neden bant var? Neden bant tasarlanıyor ben bilmiyorum. Değil mi? Ya da rulo, hani her afiş rulosu. Her şirketin banta neden ihtiyacı olsun? Yani yok böyle bir şey. Evet. Kendi endüstrisini doğurdu örgüt, baksana. Mockup evet, mesela Behance'den sonra mockup siteleri, mockup satışı arttı. Aynen. Yani böyle... Abi eskiden o şeylere biz hazırlayacağız diyeceğimiz çatlandı. Ya, yani böyle işte yok. Photoshop'la yapmaya çalıştık. Değil aynen ya, işte fotoğraf çekimi işi önce bir güzel tasarlayacaksın, sonra sağ salim bastıracaksın, sonra o sağ salim eline aldığın işlerin bir de güzel fotoğraf çekimini yapacaksın ki işler o zaman hani kendini göstersin gibi bir durum vardı. Daha şimdi işi daha bitirmeden manyak bir setup'la böyle bir mockup'a koyuyorsun ve hani bitiyor iş. Ya abi yorucu yorucu bir yandan da örgüt. Yani şimdi bizim iş öyle bir iş ki mesela doktor ameliyatını bitirdi. Aslında doktorun işine de benziyor. Duyuyor musun abi? Duyuyorum. Ha, arada soruyorum çünkü böyle çok sessizleşiyor ortalık. Aha, şimdi mesela doktora hasta geliyor. Hastanın önce durumunu tespit ediyor. Tespitten sonra ilaç tedavileri, gerekirse ameliyat, yatış, yatış sonrası tekrar gelişler vesaire. Ya aynı bizim işte öyle. Yani işi yapıp bitirmen yetmiyor. İşi bitirdin, yaptın, fotoğraflarını çek, sunumlar hazırla, portfolyo kitapları hazırla, git bir yerlerde anlat. Yani böyle tam bir bütünsel bir iş. Avukatın işi kolay mesela. Müvekkiliyle davası bittiğinde, sonuçlandığında biter. Gider, bir daha da o davaya dönmez ama ya, bizim iş maalesef biraz şey, uzun. Tabii biz kendi işimize içeriden baktığımız için böyle görüyoruz ama eminim avukatlarda ve doktorlarda da böyle şeyler vardır. Ya eskiden ameliyatı bitiriyorduk, çıkıyorduk, gidiyorduk, şimdi şunları yapıyoruz dedikleri durumlar eminim onlar da yaşıyorlardır. Doğru. Yani, o anlamda işlerimiz hem çok zorlaşıyor hem daha çok kompleks hale geliyor ama bir yandan da bir şekilde de kolaylaşıyor. Mesela eskiden benim saatlerimi verdiğim böyle bilgisayarı ağlattığım, bilgisayarın fanının sesini yükselten falan işlemleri şimdi böyle hani 2 saniyede falan yapabiliyorum. Bu çok acayip bir şey. Hatta oturup iPhone'umda yapıyorum o işleri. İnanılmaz bir şey yani. Yani sen zaten bizim jenerasyondan çok daha heyecanlısın bu yenilikler konusunda. Herhalde eskinin o şeyini gördün sen abi. Biraz olsun. Çünkü bizim tam geldiğimiz dönemde ben artık Adobe falan entegreydik biz üniversitede. Siz biraz bunun öncesini gördünüz çünkü. Freehand kullanıyordum ben mesela işte. Hatta Freehand'i de en son terk edenlerden bir tanesiyim. Çok zorlandım yani. Bir muhafazakar bir tayfa vardı, o muydun sen? Onlardan mıydın? Ya muhafazakarlıktan... öyle bir iş akışı var ki durup nefes alıp zaten ya bir şunu değiştireyim diyemiyorsun. Ben öyle bir dönemde yakalandım o dönüşüme. Freehand'den Illustrator'a dönüş. Hatta işte Macken'de o seninle yolumuzun kesiştiği dönemlerde ben ilk defa Illustrator'ı o zaman hatta şey yapmaya başladım, kurcalamaya başladım. Hatta Deniz Dayı yolunu hatırlarsın. Onu ona soruyordum. Ya Deniz şunu nasıl yapıyoruz? İyiymiş. Ama şimdi mesela dersini veririm Illustrator'a. Öyle bir durumdayım yani. Eyvallah. Ay, ay. Diyormuşum. Belki verirsin abi. Şimdi bu Design Ghost'u şey yaptığımızda bu Adobe kısmında eğitimlerde belki verirsin. Abi şimdi son sorum. Yani ya benim açımdan son sorum ama hani konuş arkadaşların mutlaka soruları vardır. Şimdi bu işten emekli olurum diyor musun ya da dedin ya aslında cevabını da verdin. Ben emekli olmayı düşünmüyorum dedin. Hep yapacak mısın örgüt bu işi? Abi nefes aldığım sürece yani hiçbir zaman yani
şey olur mu bilmiyorum. Birileri hala benimle bilmiyorum ama ben deli gibi kendi kendime böyle delirmiş bir insan olarak üretmeye ve yaratmaya devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü beni var eden şey bu. Ben zaten bu yüzden bu işe girdiğim, yani bunu bir meslek olarak, bir para kazanma aracı olarak gördüğüm için bu işi yapmıyorum. Ben zaten buydum. Bundan para kazanabilmeye başladım. Bu yani. Benim varoluş sebebim bu. Vallahi abi hakikaten 1 saat 40 dakika örgüt yani yardırdık. Tabiri caizse. Hiç yani çok verimli, çok verimli oldu yani böyle. Öyleyse ne mutlu bana. Ben abi, çok keyif alıyorum. Güzel oldu ya. Teşekkür ediyorum. Bayağı da böyle sorulara hep hiç şey yapmadan cevap vereceğini zaten biliyordum ben. Bir de bu yayının da yani bizim yayınlar tarafı böyle kasmaya, abi, sıkmaya gerek yok. Daha zorlayacak sorular bekliyordum. Gelmedi ama öyle bir soru. Biraz daha böyle hani köşeye sıkıştıracak sorular falan bekliyorum. Ya. Henüz göremedim. Niye olmadı öyle? Ya aslında biraz seni tanımaya yönelik şeyler yaptık. Çünkü yani o kadar şimdi eyvallah. Ya iş şeye dönüyor. Şimdi çok fazla sektörü değiştiğimizde bu sefer arkadaşlar hani bunu yaşamamış oluyor ya. O yaşamadıkları şeyi dinliyorlar. O da böyle ilgilerini dağıtıyor. Aslında ben onları biraz aslında biz şimdi seninle konuşurken aslında bildiğimiz şeyleri konuşuyoruz. Senin cevaplarını ben aşağı yukarı tahmin ediyorum. Sen benim sorduklarımı tahmin ediyorsun ama bir de şu olayın şey tarafı var. Yani bununla ilgili hiç fikri olmayan insanlar var. Onlara çok faydası oluyor. Şimdi abi Nuray umarım oluyordur. Oluyor. Yani şimdi sen YouTube'da da yayınlanınca bizim saatlik dinleme rakamlarımıza falan bakıyoruz biz Hakan'la. Gayet iyi. Haftalık dinlenme rakamları gayet iyi dinleniyor yani. Aha, süper. Şimdi Nuray Buşra'nın bir sorusu var sana. Demiş ki gördüm ben de. Benim de bir sorum var bu ara by the way. Ha, tamam. O zaman Hakan senin sorunu alalım. Hakan önce. Şey Örbük dedi ya hani zorlayıcı soru gelmedi falan diye. Evet. Şöyle bir şey var. Art direktörden gerçekten kreatif direktör olabileceğini düşünüyor musun? Çünkü kreatif direktör demek sadece fikir bulmak ya da bir projeyi görsel olarak execute etmek değil. Bunun yanında yazmak, işte filmi bilmek falan, sinematografi bilmek bir sürü yetenek gerektiriyor. O yüzden sadece art direktör ya da reklamcılık eğitimi bir kreatif direktör... Ama şöyle bir şey abi, bu söylediklerini zaten yapamıyorsa art direktör de olamaz. Yani art direktörlük tanımının içinde de zaten bu saydıklarım var. Bunlardan anlamıyorsam ben bunları var olmaz olur mu? Yani eğer sen bu alanlarda ben yok diyorsan zaten art direktör de olamazsın. Olmamalısın da zaten. Sen bir grafik tasarımcısın o zaman. Hani senin alanın grafik tasarım olur o zaman. Ben grafik tasarımcıyım demen lazım. Çünkü art yani direktörlük... bir art direktörden şöyle bir şey beklenmiyor ama bir kampanya yapıyorsun işte bekleniyor abi videonun yok fikir olarak konuşmuyoruz biz daha komplet bir şey soruyorum fikir bekleniyor tabii ki ama bir kreatif direktörsün sana geliyor diyor ki şu sen şunu da demen gerekiyor ya bak şu kelime buraya olmuyor akmıyor bunu çıkart bunun yerine bunu koy diyemiyor birçok kreatif direktörler çünkü art direktör kökenli olanlar. Ya, muhakkak bu tarz kreatif direktörlerin yanında yazar kökenli kreatif direktörler. Yok abi. Ben öyle bir ayrım gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Bu zaten hani şey reklam yaratıcısıysan eğer sen mesela ben reklam yazarlığından anlamayan bir art direktörün veya işte art direction'dan anlamayan bir reklam yazarının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben o konuda belki de biraz genelden farklı düşünüyor da olabilirim. O yüzden bence hani art direktörden kreatif direktör olur mu gibi bir soru ben kendi adıma kabul etmiyorum mesela. Yok böyle bir şey yani. Okey, benim sorum bu kadar. Peki Örgüt şu yani şöyle bir durum yani var Örgüt aslında. Umuyorum ama şeydir hani yani böyle ben kestirip atmak adına söylemiyorum bunları. Ha aman yani böyle hani daha deşmek istediğin şey varsa devam edelim yani. Yok onu biz zaten bir aralar yapacağız. Bu bizim Mesut'un kafasında var böyle şeyler. Ben şimdi senin bakalım ne düşünüyorsun diye bir ortaya biraz daha hani kendimi hani daha net ortaya koyabilmek adına açmaya çalışayım. Yani art direction zaten sanat yönetimi ama kelime anlamının sınırlarını çok aşmış durumda artık reklamcılıkta. Evet, çünkü hani art direktör mesela sinema sektöründe art direktörlük başka bir şeydir.
reklam sektörü başka bir şeydir. Mesela sinema alanında art direktörlük yapan bir insan reklam alanında art direktörlük belki yapabilir ama çok zorlanır. Örgüt bir de ben, bir de grafik tasarımcılık artık sanat yönetmenliği yapmış birinin sanki bir alanı gibi oluyor. Mesela şimdi grafik tasarımcı dediğin adam grafik tasarımcı ya normalde. Layout design, işte app design yani web. Ama art direktör olduktan sonra o süreci geliştirdikten sonra grafik tasarım mesela benim açımdan artık işin şey kısmı oldu. Bir departman gibi, fotoğraf gibi, video tabii, gibi. Tabii ki. Yani tabii ki. O yüzden... İşin sadece bir parçası grafik. Parçası, yani. Kesinlikle. Yani, ama giderek küçük bir parçası haline dönüşüyor. Yani. Kesinlikle. Ama son yıllarda ben ajanslarda şey gördüm abi, böyle kreatif direktör yaptıklarında bir yazar, bir art mesela kökenliği bir araya getirip hani böyle bir couple kreatif direktör modeli çok abi, uygulandı. Çünkü şey iki yarımdan bir tam... da o yüzden oluyor işte bu. Yani evet, evet, çünkü doğru. İşte asıl o işi yapabilecek gerçekten o ajansı bir yerden bir yere götürebilecek insanları çoktan kaybetmiş oldukları için ellerinde kalan diğer buçukluklarla bir bütün tamamlamaya çalışıyorlar. Mesele bence bu yani. Eyvallah. Peki şimdi Arif'in bir sorusu var. Diyor ki abi yeni mezunum, ajansa girip çalışmak istiyorum. Junior'dan itibaren sektör maaşları hakkında bizi bilgilendirir misin Örgüt Çaylı? Abi herkes geçim derdinde. Starbucks'ta barista olsun. Değil mi? Yani, mesele daha, paraysa daha evet. Kazanırsın. Daha az çalışırsın ve daha çok para kazanırsın. Gerçekten saat bazlı düşündüğünde Starbucks baristaları bugün bir ajans art direktöründen daha çok kazanıyorlar. Üzgünüm ama gerçek bu yani. Evet, evet. Bunu da herkes söylemez Örgüt. Hakikaten yani Türkiye'de böyle ama tabii ki. Sadece Türkiye'de böyle. Herhangi bir medeni ülkede böyle bir durum yok. Onu da açık söyleyeyim yani. Hani hiçbir ülkede reel bazda yaratıcıların gelirleri Türkiye'de olduğu gibi düşürülmedi. Türkiye'de gerçekten yaratıcılar sefalete doğru itiliyorlar. Bence bu çok üzücü bir durum yani. Yani ben çok çalıştıklarını görüyorum abi insanlar. Yani bu öyle bir çalışıyor ki bu örgüt. Yani abi ben göremiyorum çok çalıştıklarını falan. Çünkü o insanları göremiyorum. O insanlar çünkü o insanlar ofisten çıkamıyorlar. Göremiyorsun bile o insanları. O anlamda göremiyorum. Çünkü çalışıyorlar. Yani, evet evet çok tuhaf bir şey. Yani ben buna zaten hiçbir zaman yani böyle bir şey onaylamadığım için zaten. Yani ben 9-6 işimi iyi yaparım. Ya 9-6 demeyeyim. Yani böyle şey gibi işini çok öven insanlar var. Çalışmayı. Çok çalışmanın aslında dünyanın çoğu ülkesinde bir verim getirmediği hesaplanmış ve saptanmıştır. Fakat Türkiye'de bizim sektörde çok çalışmaya bir övgü yapan bir kitle var biliyorsun örgüt yani. Sebebini biliyorsundur. Dinleyen arkadaşlarımız da belki hani şeyleri bakış açıları değişir diye söyleyeyim. Hani çünkü söyleyebilecekleri başka bir vasıfları yok. Yani o yüzden adamda herhangi bir şey olmadığı için, satabileceği başka bir değer olmadığı için ben çok çalışırım abi. Eşekler gibi çalışırımı satmaya çalışıyor. Ben mesela ajansların böyle utanmadan LinkedIn'de, Mediaket'te orada burada biz 7/24 çalışıyoruz demelerini çok utanmazca ve çok ahlaksızca buluyorum. Bu çok yanlış ve bu bizi gittikçe daha da çok sefalete sürükleyen bir şey. Hayır abi, gece gündüz çalışmıyorum ben. Çalışmam gerektiği kadar çalışıyorum ve asla beni çalışmam gerektiğinden daha fazla çalıştırtamazsın sen. Bunu söyleyebilmen gerekiyor. Bu hani şeye sahip olman gerekiyor. O kelimeyi söylememeye çalışıyorum. Eyvallah. Eyvallah. Peki. Şimdi abi sanat yani, sormuş. Çok pardon. Yani bu saatle ölçülebilecek bir şey değil bu. Yani bu şey kadar abes bir şey bu. Spielberg'in sen ben bu filme kaç saat kafa patlattım biliyor musun demesi kadar abes bir şey bence bu yani. Anladım abi. Eyvallah. Peki şey soracağım. Samet sormuş. Tasarımcının en büyük ilham kaynağı doğadır görüşü var. Kendi tasarımlarında hiç doğadan feyiz aldığın çıkış noktası buldun. Durum oldu mu demiş. Bir sorum daha. Kendinin veya genel olarak sektörde çok beğendiğin birkaç kişi sayabilir misin? Birkaç işi sayabilir misin? Ya da ben de kişi de sayabilir misin diyeceğim. Örgüt hakikaten bu da önemli bir şey. Yani Türkiye'de hakikaten abi, bu adamlar iyidir isim verebileceğin ya da vermek isteyebilirsin. Vermek istemeyebilirsin. Bu senin tercihin de. Böyle bir soru var abi. Pardon. Şöyle bir şey var. Yayının sonunda örgüt zaten senin beslenme alanlarınla ilgili senden bir liste isteyeceğiz ya da böyle bir döküm isteyeceğiz ki o senin grup şeyin var ya, kanalın başlığı. Oraya arkadaşlara sen bunu atarsan senin beslendiğin ya da kitap önerileri, bu çok önemli oluyor. Çünkü oradan arkadaşlar bu bilgileri alıp bunları ediniyorlar.
Bunu zaten ayrıca da isteyeceğiz. Yani isimleri şu an aklına gelmiyor olabilir ama sonra bize bir yurt dışından ve yurt içinden şunları şunları takip edin diyebileceğin hesaplar, isimler olursa çok seviniriz böyle bir şey atarsan tamam, bize. Tamam. Abi bir de şey, bu bir güzel bir arşiv oluyor. Çünkü hani sadece Discord değil, biz biliyorsun web sitesi yayınlanacak yakında. Orada bütün bu yayınları tekst olarak da sitede yayınlayacağız. Hem video hem tekst. Bu listeleri de o yazılar içerisinde yayınlıyor olacağız. Dolayısıyla güzel bir arşiv oluşuyor. O listeler tamam. Bizim için önemli oluyor bir noktada. Tamam. Elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışırım ama böyle çok enteresan şeyler beklemeyin yani. Sanıyorum böyle herkesin 3 aşağı 5 yukarı hani bildiği ve takip ettiği şeylerdir diye tahmin ediyorum yani. Örgüt şey ne diyorsun? Arif sormuş. İlginç bir soru. Logonuzun anlamı nedir Örgüt Bey? Logomun anlamı. Bak işte yani, mesela benim aklıma gelmez abi böyle bir soru. Yani şöyle bir şey. Logom benim uzun yıllardır evrile evrile ortaya geldiği için hani ilk çıkış noktalarını falan anlatmak, göstermek gerekiyor belki de. Çok böyle derin ve gizli bir ilk çıktığı zamanlarda sadece böyle basit bir benim kendi silüetimin Sovyetik tarzda yorumlanmasından ibaret. Biraz böyle hani Sovyetler Birliği grafik tasarımına atıfta bulunan bir şeydi. Zamanla gittikçe soyutlaşa önce bir kendi silüetimi yani kendi portremi attım, yok ettim. Çünkü zaten görünmekten çok hoşlanan bir adam değildim yani böyle. Ve sonunda da işte buna evrildi. Yani daha çok Ö harfini aslına bakarsanız biraz sembolize ediyor. Yıldız hala işte o Sovyetik durumdan ve soldan gelen bir yıldız. Yıldızın öyle bir anlamı var benim için. O iki yatay çizgide işte Ö'nün üzerindeki noktaların yani Ö harfinin biraz soyut bir biçimde yorumlanması diye çok basit bir şekilde belki özetleyebilirim. Eyvallah. Abi benim sana bir sorum var. Şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi sonuçta sen olayın hakikaten eleştiren, doğruları yanlışları düşünen, söyleyen de birisin. Sana şöyle bir hayali Türkiye Cumhuriyeti desek ya al Örgüt 10 milyon dolar sana para veriyorum ama tasarımla ilgili düzeltmek istediğin, yapmak istediğin bir şeyi yap. Sana bir fon ayırıyorum. Fonun karşılığında da... 10 milyon doları batsın tasarım derim çeker giderim ya. İşte abi özet bu güzel tamam. Hiç uğraşmam diyorsun yani. Ne uğraşacağım ya Allah aşkına. Eyvallah güzel. İyi bitirdik Örgüt yani. İyi, vallahi güzel bitirdik. Abi yok yani hani eğer hakikaten hani şey yapacak olursak böyle hani çok güzel tasarlanmış bir stüdyo, bir yaşam alanı, insanların işte sosyalleşebilecekleri bir alan barındıran yani hem bir kültürel kurum olarak da görülebilecek bir herhalde bir yaşayan bir mekan yaratmak isterdim. Yani yaratıcı stüdyo, kafe ve işte sanat merkezi gibi bir oluşum yaratıp oradan ne bileyim bu ülkede bir belki alt kültürleri besleyecek bir hareket falan çıkartmak isterdim. Böyle hayaller kurardım herhalde. Yani. Güzel abi güzel. Niye neden olmasın? Örgüt yani dur bakalım. Hayat bize neler getirecek. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Yetkili bu hayallerimi gerçekleştirmek için IBAN'ımı veriyorum. Aynen aynen. Ver abi yaz şey yaz hatta. Buraya yaz. Neydi, neydi abi? Şey, milletçi el ele miydi? Neydi? Aynen öyle. Kampanya. Abi valla güzel oldu. 2 saat konuştuk. 2 saati aşmayalım bence. YouTube'da artık şey oluyoruz. Yükleyemiyoruz bu tamam, sefer videoyu. Tamam süper. Ya şeyi geçiştirmiş olmamak için ben hemen dönüyorum. Ben isim sormuştun ya. Orayı biraz gürültüye getirmiş gibi olduk. Hı-hı. Evet. İlk aklıma gelen çok başarılı bulduğum isimlerden bir tanesi Şen. Yani tanırım da kendisini. Çok severim. Çok... Gelmedi abi. Sesin kesildi o an. Onur Şentürk. Ha Onur Şentürk. Tamam. Biri o. Biri son zamanlarda çok dikkatimi çekmeye başladı. Fatih Hardal. Bayıldım yani yaptığı tipografik işlere. Arkadaş anladığım kadarıyla hiç tanımıyorum. Bayıldım yaptığı işlere. Böyle hayranlıkla takip Abi şey yapalım istiyorsunuz.
şu an onu bu şekilde sayma, seni rahatsız etmeyelim hani bunları. Tamam, tamam, tamam. Yazı olarak, tekst olarak atarsın bence. Tamam, abi. Tamam. Okay. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Mesut düştü mü acaba bu ara? Mesut'a ne oldu? Galiba Mesut orada mısın? Biz zaten şey artık sonlara doğru geldiğimiz için bunları ben kesiyorum şeyde. Tamam. Edit ediyorum posta. Dolayısıyla şey değil yani hani yayın şu an biz bizeyiz. Tamam. Ama ha, yani çıktık mı yayından? Hayır çıkmadık canım, siz veda edeceksiniz bir şekilde. Ha, tamam. Ben bir o 20 saniye koptum, ne konuştunuz? En son Fatih Ardal'dan bahsediyordun. Hakan ben... girdi, benim yayın koptu. Ha, şey yok, tamam. Sıkıntı yok orada. Şey tekst olarak atarsın dedim. Hani kendini yorma dedim şimdi saymak için. Tekst olarak atarsın dedim. Tamamdır. Sen de o arada koptu zaten. O kadar. Aynen başka aynen. Konuşmadık. Yani... Sonrası Mesut nerede? Eyvallah. Tamam abi. O zaman Fatih Ardal'ın da işlerine baktım ben. İsmini duymuştum. Hakikaten iyiymiş bayağı. Çok beğendim ben. Yani hatta evet. Yani ilk defa bu kadar nitelikli tipografik işler gördüğümü bu ülkede söyleyebilirim yani. Güzel. Demek ki abi aslında şey yani bizim niteliğimiz gittikçe artıyor, sadece bizim endüstriye ihtiyacımız var. Yani alt şeye, pazara ihtiyacımız var. Ama potansiyel. Mesela bu çocuk Türkiye'de iş yapamaz bence. Yani bilmiyorum, bu konuşmalar bir şekilde kendisine ulaşır mı sanmıyorum ama ulaşacağını. Hani ulaşırsa da yani ilk fırsatta bence ki zaten yapıyordu anladığım kadarıyla. Zegmeister'la falan beraber projelerde çalışmış galiba. Bu arkadaşın bence bu ülkeye fazla. diye düşünüyorum yani. Belki kazanırız örgüt, bilmiyorum. Belki de yani Türkiye'de abi, hani... Türkiye'nin onun seviyesi belki yakalayabilmez. 30-40 yıla ihtiyacı var gibi geliyor bana yani. Abi oradasın değil mi şu an? Kim örgüt? Ben? Ha, aynen. Ben buradayım. Abi saat 2:57. Artık veda edelim. Tamamdır. Hem güzel oldu hakikaten, bir de yani ya bir sürü birkaç şey... tane çok özür dilerim Mesut, böldüm. Birkaç tane gerçekten çok güzel soru var. İki tane özellikle. Onları tabii ki seve seve. Hemen söyleyeyim. Söyle abi. Nuray Büsra'nın sorusu. Ya evet, o soruyu bir şekilde atladık, özür diliyorum. Evet, o çok önemli bir soru olarak görüyorum onu. Siz kendi tecrübelerinizden hareketle genç bir tasarımcının yol haritasını elinize alıp çiziyor olsaydınız, bunlar arasında kesinlikle bilmesi gereken, olmazsa olmaz öğrenmesini düşündüğünüz keşif noktaları neler olurdu? Geçmişteki kariyer noktalarınıza bakıp şimdi birleştirdiğinizde keşke bunu önceden biliyor olsaydınız. Şöyle söyleyeyim, kariyerinde yani insanlara keşke. Keşke kısmı bence çok önemli. Yani öyle tek bir nokta olamayacağını söylerdim ama keşke diyebileceğim şey mesela bence insan ilişkilerine çok dikkat etmek. Ben buna hiç dikkat etmedim. Yani ben o kadar çok kendi dünyasına kendisini kapatmış, kendi dünyasında yaşayan bir insandım ki etrafımdaki dünyaya hiç dikkat etmedim. Ve bunun şeyini de sıkıntılarını da çok fazla yaşadım sonradan. Çok üzüldüm. Ben çünkü herkesin benim kadar iyi niyetli ve benim kadar böyle saptirik olduğu bir dünyada yaşadığımı zanneden bir insandım. Meğerse böyle bir dünyada yaşamıyormuşuz. Bunu çok üzülerek öğrendim. Mesela bunu söylerdim. Keşkem benim budur. Etrafınıza çok dikkat edin. İnsan ilişkilerinize çok dikkat edin. Çok arkadaş edinin. Güzel. Kendine dair önemli bir tespitte bulundun örgüt. Yani böyle herkesin söyleyebileceği şeyler değil bunlar. İşte bunu ben 15 yılda görebilmişim. Söyleyebileceğim en yararlı şeylerden bir tanesi belki budur. Yani hani bunu ne kadar erken görebilirseniz o kadar iyi. Çünkü bizde yani özellikle tasarımcılarda yani yaratıcıların hepsinde vardır bu da, özellikle tasarımcılarda içine kapanma eğilimleri çok güçlüdür abi. Biz çok kolay içimize kapanırız. Biz böyle bilgisayarımıza gömülelim, mağaramıza. Kimse bize karışmasın, biz orada yaratalım diye bakarız ama dünya öyle dönmüyor. Yani onu, kesinlikle yok. Onu, buna çok katılıyorum. Onu ne kadar erken görürsek o kadar iyi bizim için. O kadar hızlı yol alırız. Saha çok önemli abi. Saha aynen öyle. Aynen öyle. Vallahi abi güzeldi ya. Güzel. En son şeyi de çok güzel bitirdin yani. Hakikaten. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi oldu. Seninle de uzun yıllar sonra böyle sohbet ettik, konuştuk. Bayağı benim açımdan da çok iyi oldu.
Bence de çok keyifli oldu. Yapalım. Yapacağız yapacağız. Güzel. Şimdi Design Ghost'la ilgili dediğim gibi kafamda başka şeyler de var. Hakan'la tamam. Bir onları organize edelim. Seni zaten hemen dahil ediyor olacağız abi. Tamam. Pekala. Tamam, o zaman. Sağ ol. Hadi. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Umuyorum. Çok rahat. Umarım yararlı olur. Umarım ne bileyim hani ya evet böyle olabilir gibi bir şey uyandırabildiysem ne mutlu bana. Eyvallah. Peki görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni bir Discord grubunda Design Ghost kapsamında yapacağımız podcast'te buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar Türkiye diyelim.